İyi akşamlar. Akşam baskısına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü Diyarbakır'dan gelen bir haber bir kez daha bütün ülkenin tadını kaçırdı. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi bir neredeyse canlı yayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Onun öncesinde de hemen çok yakın bir bölgede PKK'nın emniyet güçlerine saldırısı ve iki polisin şehit olması haberi iç içe geçmiş aslında iki hadise ve hala bir takım soru işaretlerinde içinde barındırıyor. Bu olayı ve bu olaydan yola çıkarak Kürt sorununu, PKK sorununu, son gelişmeleri bütün bunları etraflı bir şekilde bu akşam ele alacağız. İki değerli konuğum var. Hemen onları sizlere takdim etmek istiyorum. Sayın Kemal Burkay, Hak ve Özgürlükler Partisi eski genel başkanı, siyasetçi, yazar. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Ve Sayın Burhan Kayatürk, AK Parti Van Milletvekili. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi Kemal Bey, şöyle baktığınız zaman hadiseye, şimdi görüntüler de yine gelecek. Bu fotoğrafı nasıl okudunuz siz? Yani Tahir Elçi'nin orada uğradığı saldırı ile ilgili zihninize neler üşüştü? Evet. Nasıl bir analiz yaptınız? Tabii ben de izledim yani oradaki videoları, çekilmiş videoları, kareleri gördüm. Yani ilk anda eğer şey olsaydı öyle çatışma arasında kalan kalarak vurmuş olması ihtimali var tabii. Ama orada birçok insan vardı. Yani bunun Tahir Elçi'ye isabet etmesi bir rastlantı olarak eğer düşünürsek biraz zor bence. Onun yani için, hedef gözetilerek ben öyle düşünüyorum. Yani elbet çatışma arasında kalıp bir rastlantıyla ona isabet etmesi, kurşunun bu şekilde ölmesi ihtimali de var. Çok az da olsa. Ama bu zayıf bir ihtimal bence. Çünkü orada birçok insan vardı. Yani silah sesleri geldiği zaman o arada Tahir Elçi'nin de böyle tedirgin bir şekilde silah seslerinin geldiği yere doğru baktığını gördük. Ve orada kesildi. Biraz da tabii garip geliyor insana. Yani bir dizi gazeteci var orada. Evet. Baro mensupları var. Tek başına değildi. Öyle olunca niçin o vurulduğu an görülmedi. Bence ona ait bir kare çıkmadı. En azından ben son zamanlarda çıktığımı bilmiyorum. Hayır. İkincisi başka hiç kimseye bir şey olmadı. Bir gazeteci yaralanmıştı sadece. Öyle olunca bana sanki planlı bir cinayet gibi geliyor. Yani birileri belki fırsat kolluyordu. Tahir Elçi'yi vurmak için. Amaç nedir? O ayrı bir konu. Evet. Yani bana planlı bir cinayet gibi geliyor. Evet. Sizin kanaatiniz nasıl? İlk yani tabii. Evet, ben de ilk baktığımda doğrusu bir karmaşıklıktan meydana gelen bir kaza kurşunu gibi düşündüm. Halen de onu tamamen o düşünceyi bırakmış değilim. Bununla birlikte Kemal Bey'in de söylediği şekilde tabii o kadar insan var orada. Baro Başkanı, beraberinde bir sürü hukukçu arkadaşı var, avukat var, gazeteci var. Orada çevrede insanlar var. Ve o kurşun Tahir Elçi'yi buluyor. Üstelik kafasına ateş edilmiş oluyor. Yani biraz da bu Amerikan filmlerinde suikast yapılacak insan için öncelikle böyle bir karmaşanın, bir ortanın tamamen karışması gerektiğini görüyoruz. Ama sanki yani şeyde, o 100 metre ilerideki tabii, PKK'ların polise arabadan ateş etmesi, şimdi böyle onun bir görüntüleri de çıktı. O olay yaşanmasa. Şimdi ben de işte oraya geliyorum. Evet. Doğrusu yani sanki böyle bir hedef de söz konusu olabilir. Bu çok büyük bir ihtimal olmasa, çok yüksek bir ihtimal olmasa bile hepimizi düşündüren, ya o kadar insanın içerisinde neden Baro Başkanı, neden rahmetli Tahir Elçi diye düşünüyoruz.
Malcolm X'te benzer şeyler söylenmişti ama yani siz kitabın ortasından söylediniz. Yani bu bölge bu kadar karmaşık olması, o gün orada örgüt polise ateş etmezse, o kargaşayı meydana getirmezse, orada silahlı bir saldırı olmazsa, o silahlı emniyet mensuplarına oldu veya kime olduysa orada bir silahlı çatışma var ve o silahlı çatışmanın sebep olduğu bir ölümdür bu. En önemlisi bu. O gün yakın orada, civardaki tabii, polise yapılan saldırı. Tabii. Yani o gün eğer orada o silahlı şey olmasaydı, saldırı olmasaydı emniyette belki de tabii o saldırı olmasa kesinlikle Tahir Elçi'nin kaderinde de böyle bir kurşun olmayacaktı. Evet. Ama o saldırı, o kargaşa, o ortam maalesef bölgede devam eden bir mesele. Evet. Siz böyle... Malcolm X dediniz de hani benim aklıma da şey geldi, bu Agatha Christie romanları geldi, böyle enteresan bir şey. Şimdi yani Burhan Bey'in dikkat çektiği 100 metre arayla birbirini etkileyen iki hadiseden bahsediyoruz. Yani evet. Polis bir gün önce 3 polisi yaralayan PKK militanlarının peşine düşüyor. Orada onları yakalıyor. Aracı durdurdukları zaman araçtan ateş ediyor ve bir tanesi polislerin orada şehit oluyor. Birisi ağır yaralanıyor, sonra hayatını kaybediyor. Yani şu soru da tabii, yani o olay orada olmasaydı, siz hani bendeki izlenim bir bilinçli evet. bir suikast dediniz ama hani o olay orada olmasaydı bu olacak mıydı? Veya evet. o olay da diğerinin önünde gelişen diğer hadiseyle ilgili planlanmış başka bir organizasyon muydu? Yani çok soru var değil mi? Evet. Haklısınız. Yani bir yönüyle ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Agatha Christie romanlarındaki şeyi andırıyor. Yani şüpheleniyorsunuz bir şeyden ama o sonra başka birisi giriyor devreye, sonra başka bir ihtimal giriyor devreye filan. Şimdi o tabii ki düşünülebilir. Yani araba durdurulmasaydı, polisler vurulmasaydı, o adamlar o tarafa doğru kaçmasalardı, çatışma olmasaydı şey filan. Tabii. Ya da olsaydı bile daha açık tabii, bir şu anda şey net olarak bilmiyoruz. Analiz. Yani hangi taraftan atılan kurşunla vuruldu? Diyelim ki o çatışma sırasında bir kaza kurşunuyla mı vuruldu? Kesin bilmiyoruz. Bunun kısa zamanda aydınlığa çıkacağını umuyordum ben şahsen. Çünkü demin de söyledim. Orada bir sürü kamera var, gazeteci var. Evet. Ve bizzat Tahir Elçin'in arkadaşları var. Hepsi çekilmiş. Polisler var. O an niye çekilmemiş sorusu. Bu, tabii. Bu önemli yani bir soru. Yani o an için görüntüde değil. Hani vurulup düştüğü an. Yanında kimse yok muydu o arkadaşları? Oradan gitmiş miydi? Onlar gitmişse kendisi tek başına mı kalmıştı? Bunları bilmiyoruz. Yani bunlar aydınlığa çıkmadı. Ayrıca şey de yapılamadı. Deliler de tam toplanamadı. Yani mesela o kurşun çekirdeği bulunamadı. Bugün ama Adalet Bakanı gitti diye oldu. Evet, bugün o peki, çekirdeği de hangi bulundu. Hangi tabancadan atıldığı anlaşılabilir. Onlar devam ediyor. Yani onunla ilgili çalışma devam evet, ediyor. O bazı şeyleri aydınlatabilir. Yani demin de söylemiştim. Birçok ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi karşılıklı çatışma sırasında bir kaza kurşunuyla vurmuş olması. Evet. Yani ona isabet etmesi. Evet. Bu biraz şey bir rastlantı ama olabilir. Ama diğer bir ihtimal de bu durumdan yararlanarak birisinin onu orada infaz etmesi. Bu mümkün değil mi? Mümkün bence. Çünkü şey bir ortamda yaşıyoruz. Çok gergin bir ortamda yaşıyoruz. Provokasyonların birbirini izlediği bir dönemdeyiz. Örneğin Diyarbakır'da seçim öncesi yaşanan işte bombalı mitingdeki Suruç olayı, Ankara olayı, bunlar birbirini takip ediyor. Yani belli ki bir takım odaklar, bir takım provokasyonlar düzenliyorlar. Ha, bundan amaçları nedir? Bunu yapan odaklar aynı zamanda bu tür şahsiyetleri de seçebilirler. Gerilimi arttırmak için. Yani yalnızca sembol isimler. Tabii. Yalnızca böylesine önemli toplantıları, Suruç gibi, Ankara gibi, Diyarbakır mitingi gibi bunları sabote ederek gerginlik yaratmak değil. Böylesine Tahir Elçi gibi tanınmış bölgede önde gelen şahsiyetleri vurarak bu gerginliği büyütmek. Ses getirmek. Ha, bu da akla geliyor. Öyle olunca
İşin bu yön üzerinde bence durmak lazım. Gerekiyor. Bugün İstanbul'da hani Allah'tan hedefine ulaşmadan bir patlama oldu. Ama o patlamadan çok saniyeler önce bir çevik kuvvet ekibini taşıyan otobüsün oradan geçtiği bilgisi var. Belli ki onlar hedef gözetilerek planlanmış bir saldırıydı ama çok şükür amacına ulaşmadı. Bir kişi hafif bir yaralandı sadece. Şimdi şu kısmı önemli. Bunun üzerinden çok polemikler de yapılıyor. Yani burada devletin ve hükümetin ele alış biçimi, bu meseleye yaklaşımı ve muhalefetin özellikle de Sayın Demirtaş'ın buna verdiği cevap. Bunu biraz konuşalım istiyorum. Önce Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları oldu bu konuyla ilgili. Onun bandı var. İzleyelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Abi o daire elçidir. Bu kadar net söylüyorum. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine polis kurşununun neden olduğunu iddia etti. Sokakta ateş ederek ilerleyen teröristleri görmezden geldi, sadece polisin silah kullandığını savundu. O dakikada, o sokakta ve o bölgede, Tahir Bey'in bulunduğu yerde, alanda polisler dışında ateş eden hiç kimse yok. Dolayısıyla Tahir Bey'i öldüren kurşunun bir polis silahından çıktığı aslında kesin. Eğer birileri bu olayın üstün örtülmesini istiyorsa, o birileri o saldırıları gerçekleştirenlerin arkasındaki odaklardır. Demirtaş'a cevap Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Söyleyecek sözü varsa teröristlere söylesin dedi. Elinde hangi belge var da bu kanaati serdediyor? Kendisi olay yeri incelemesi mi yaptı? Her olayda dönüp devlete katil diye bağırmanın, her olayda dönüp sorumluyu poliste ve askerde aramanın ne kadar yanlış olduğu geçmiş olaylar ortaya çıktı. Eğer Sayın Demirtaş'ın herhangi bir şekilde söyleyecek bir sözü varsa, olay yerine inceleme için giden ekiplere, baro temsilcilerine ateş açan o hainlere, o teröristlere, o alçaklara dönüp konuşmalı. Teröristleri arkasına alarak, teröristlerin yanında durarak ulaşacağı tek yer Tahir Elçi'nin katline sebebiyet verenlerle işbirliği yapma konumudur. Aslında cinayet örtme çabasıdır. Başbakan Elçi'nin tabutunun üzerinden ayetlerin yazılı olduğu örtünün kaldırılıp yerine PKK filaması örtülmesine tepki gösterdi. Tahir Elçi yaşasaydı hesap sorardı dedi. Kendi cenazesini istismar ederek üzerinde İslami gelenekle, Müslüman gelenekle bir örtüyü kaldırıp kendisinin ölümüne sebebiyet veren PKK teröristlerinin paçavrasını oraya örtenlerden hesap sorardı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizdi Davutoğlu. Katiller bulunacak dedi. Gerekiyorsa tek tek mahallelere girilecek, bu saldırıları yapanların adaletin önüne çıkarılacak ve bu hesap aynı zamanda Tahir Elçi'nin katillerinden hesap sormaktır. Bu cinayetin müsebbibi olaya yakın 100 metre mesafede polislerimize alçakça saldıran PKK'dır. Evet, Başbakan ve Selahattin Demirtaş'ın karşılıklı suçlamaları oldu. Müsaadenizle Kemal Bey'e sorayım, sonra size de soracağım. Şimdi aslında devamında haber tabii biraz süreli olduğu için Başbakan'ın müsebbibi PKK'dır cümlesini açtığı cümleler de var. Yani o hadise orada PKK'nın o saldırısı olduğu için müsebbibidir diyor. Ama Tahir Elçi'nin öldürülüş biçimiyle ilgili soruşturma bittikten sonra her neyse sebep, bu bilinçli bir suikast olabilir. Oradaki çatışma sırasında kaza sonucu da olmuş olabilir. Polis silahından çıkmış da olabilir. Bütün bunları da takip edeceğiz ve açıklayacağız dedi bugün akşam evet. Sayın Başbakan. Şimdi bu şeye baktığımız zaman, yani bu mesele bir 90'lı yılları yaşadı o bölge. Faili meçhullerin çok yaygın bir şekilde olduğu, işlendiği bir bölge. O travma hala canlı. Şimdi bu hadisede siz hem bu karşılıklı suçlamaları, Demirtaş polisin silahından çıktığı kesin diyor. Başbakanın açıklamaları bu şekilde. Yaklaşım biçimini devletin ve hükümetin sağlıklı bir zeminde olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi bölgede tabii bir çatışma ortamı var. Yani bir tarafta diyelim ki PKK, işte ona bağlı gençlik örgütü, bu kentlerde, kasabalarda hendek kazan, polise ateş eden, buna karşılık bir de operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri. Ki bu da halk iki ateş arasında kalmış. Ve halk çok zor günler yaşıyor bu şehirlerde, kasabalarda, Diyarbakır dahil olmak üzere. Evet.
Şimdi böyle bir ortamda tabii böylesine önemli bir cinayetin işlendiği, işlenmesinin ardından tarafların birbirini suçlaması anlaşılır bir şey. Yani ama objektif olarak bakmak gerekiyor. Evet. Yani kanımca ne diyelim ki PKK veya HDP tarafının hemen bunu hükümet yaptı demesi, ne de hükümetin bu PKK'nin işi demesi. Bu ikna edici değil bence. Olayın aydınlatılması gerekiyor. Ben umuyorum ki aydınlatılsın bir an önce. Zaten bunu aydınlatmak da hükümetin görevi. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Yani bakın Diyarbakır olayı yaşandı, Suruç olayı yaşandı, Ankara olayı yaşandı filan. Ama bunların iç yüzü pek aydınlatılmadı. Aydınlatılamadı veya. Ama hükümetin böyle ciddi bir sorumluluğu var. Bu olmadığı zaman da belli kamuoyunda belli kuşkular uyanıyor. Şeye gelince tabii meselenin bir bu son olayla ilgili yanı var. Yani Tahir Elçi nasıl vuruldu, kim vurdu, niye vurdu meselesi var. Şu anda onu konuşuyoruz. Evet. Ama öte yandan unutmayalım ki bu bir zincirin halkalarından biri. Sonuncu halka. Halbuki o zincir devam edip geliyor. Nedir bu zincir? Yani bölgede yaşanan şiddet ortamı, çatışma ortamı. Şimdi asıl bunun nedenleri üzerinde durmak lazım. Ona geleceğiz tabii, birazdan. Yani Tahir Elçi'nin nasıl vurulduğunu, kimin vurduğunu eğer şey yaparsak, yani bir rastlantıysa zaten çatışma ortamında olmuşsa şunu diyeceğiz o zaman. Çok önemli. Yani hükümetin bu hadiseden sonra meseleye yaklaşım biçimi, evet, yani bir travmatik bir faili meçhuller dönemi var Türkiye'nin, evet, o bölgenin yakın tarihinde. Ona benzer bir tutum mu var, yoksa gerçekten hani bunu arkasını aralayıp neyse arkasında bunu ortaya çıkaracağız diye bir şey görüyor musunuz? Sayın Başbakan şeyi söyledi. Yani bizim dönemimizde faili meçhuller olmayacak. Biz bunu aydınlatacağız dedi. Hı hı. Bu iyi bir söz. Ben de ümit ediyorum ki gerçekten bu olay aydınlatılacak. Tabii bundan önceki olayları da aydınlatmak gerekiyor. Yani polis bazen bazı olaylarda gerçekten başarılı oluyor diyelim. Çabuk meydana çıkarıyor. Hmm. İşte kameraları izleyerek bilmem ne yaparak filan. Ama bazı olayların üstündeki örtü de nedense bir türlü aralanamıyor. Hmm. Yani örneğin işte Suruç'taki bombalama olayı, Ankara Garı'ndaki bombalama olayı filan. Yani bir çeşit işi de fatura edildi bunlar. Ne? Bence arkasında başka şeyler. Tabii. Başka... Yani oyuncular, aktörler, ülkeler. Daha geniş bir kamuoyunun bu konularda bence daha iyi aydınlatılması gerekiyor. Peki. Burhan Bey. Şimdi burada iki tane açıklama var. Bakın bu açıklamalara iyi bakmak lazım. Yani şimdi Selahattin Bey çıkıyor diyor ki bunu polisin kurşun polis silahından çıktığı kesin diyor. Polis silahında çıktığı kesin diyecek kadar ileri gidiyor. Ama Başbakanımız başka bir şey söylüyor. Diyor ki yani orada eğer örgüt polise saldırmamış olsaydı böyle bir ortam meydana gelmezdi ve orada Tahir Elçi öldürülmezdi. Şimdi buna kimin itirazı olabilir Allah aşkına? Yani şimdi o kadar açık ve net iki tane açıklama var ki, açıklamanın biri örgüte toz kondurmamak için elinden gelen her çabayı ortaya koyan bir insan var, Selahattin Demirtaş. Evet. Selahattin Bey diyor ki bu diyor örgütün değil polisin kurşununda polisin silahında çıkmış bir kurşun diyor. Yani ne kadar hızlı laboratuvarlara girdi, bütün analizleri yaptı, her şeyi ortaya koydu. Yani Başbakanımız haklı olarak buna isyan ediyor. Bir dakika diyor ya. Yani sen her konuda zaten bu kadar hızlı davranıyorsunuz. Bakın biz sizinle beraber İstanbul'da yayındayken Paris saldırıları oldu. Evet. Paris saldırıları olduğunda çıkan her konuşmacı, iktidarda olsun, muhalefette olsun, birlik, beraberlik mesajları verdi ve ölenlerle bir dayanışma ortaya koymaya çalıştı. Aynı zamanda bütün Paris halkıyla, Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi. Peki bizde Ankara patlaması olduğunda Selahattin Bey ne yaptı? Selahattin Bey çıktı, açık ve net bir şekilde dedi ki bunu bu dedi devlet katildir.
Hatta saray katildir dedi. Yani bu buraya kadar gitti. Hakikaten zor bir dönemde geçiyoruz. Bu dönemde tabii HDP, örgüt, bunları Kemal Bey bizden çok daha iyi bilir. Bu dönemde onların olması sıkıntılı, şanssız bir dönem ama bana göre en büyük şanssızlık HDP'nin şu anda başında Selahattin Bey'in olması. Keşke meselelere biraz daha realist, biraz daha objektif bakabilen ve popülist siyasetten uzak söylemlerin sahibi bir lider olsaydı bugün HDP'nin başında. Peki yani Kemal bu kadar Bey dedi büyük ki bir, yani polis şey bazen böyle çok başarılı bir şekilde hemen operasyon yapıyor. Bunu da çok ikna edici bir şekilde gösteriyor. Burada yani ya da benzeri şimdi olaylarda burada, aynı refleksi. Tamam olabilir. Kemal Bey bu noktada haklı ama şöyle bir şey var. Yani günümüz döneminde meydana gelen olayların özellikle bombalama olaylarının ne kadar komplike olduğunu hepimiz biliyoruz. Örgütler var. Şimdi IŞİD var. Bizim hemen komşumuz. PKK var. Bununla beraber DHKPC var. Başka bir sürü örgüt, bir sürü ülke var. Ve bu ülkelerin, bu örgütlerin birlikte hareket etmediğine dair de elimizde bir şey yok. Yani gerçekten mesele çözülemediği için hayır mesele bugün, ama buna rağmen meseleler çözülmüştür. Net bir açıklama yapılmıyor mu? Hayır. Bunu mu diyorsunuz? Yani her bakın aceleci olursanız, hızlı açıklamalar yapmaya kalkarsanız Selahattin Bey gibi yanlış yaparsınız. Hele hele başbakansanız, cumhurbaşkanıysanız, sorumluluk sahibi bir insan ne yapıyorsa onu yapmak zorundasınız. Dolayısıyla yani bugün Ankara meselesi, Suruç meselesini, evet. Yani %100 veya %99 çözülmediğini kimse söyleyemez. Fakat net bir fotoğraf ortaya çıkmadan açıklama yapmak da başka bir yanlışlık beraberinde getirir. Evet, şimdi Sayın Demirtaş diyor ki aynı zamanda olay yerinde daha ilk saatte sokağa çıkma yasağı ilan edip incelemeyi engelleyen bizzat siz değil misiniz? Başka bir şey daha var evet. Yani bakın şimdi böyle bir olayın yani bu saldırı ciddi bir komplikasyon meydana getirdi ve bu karmaşa ortamında bir insan hayatını kaybetti. İki polis de şehit oldu. Onu geçtik. Bir cenaze töreni yapıldı. Cenaze töreninin nasıl yapıldığını gördük. Ondan sonra geçtik. Orada bir olay inceleme araştırma yapılacak. Onun nasıl yapıldığını, daha doğrusu nasıl yapılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bölge örgütün bir şekilde rehin aldığı bir bölgedir. Bizim taziyelerimiz de, bizim düğünlerimiz de, bizim işte oradaki incelemelerimiz de, adli soruşturmalarımızın hepsi tabiri caizse rehin alınmış bir esaret altında. Evet. Bölge bu durumu yaşıyor maalesef. Şimdi Kemal Bey, yani Burhan Bey'in işaret ettiği nokta, yani o Sur mahallesi, mahalle değil mi? Sur, Diyarbakır, evet. Sur mahallesi. PKK burası kurtarılmış bölgedir diyor. Burası olağanüstü haldir diyor. Ben burada şehir savaşları yapacağım diyor. Hendek kazıyor işte. Bu olayın çok yakınında evet. Hendek kazmışlar vesaire. Şimdi bir taraftan da hani Demirtaş'ın bu açıklamasını olay yerinde daha ilk saatte sokağa çıkma yasağı ilan edip incelemeyi engelleyen bizzat siz değil misiniz diyor ama sonra da oraya savcılar gittiğinde ateş ediyorlar, roket atıyorlar vesaire. Buna izin verilmiyor. Yani evet yani PKK bu işin aydınlığa kavuşmasını istemiyor gibi bir sonuçta çıkmaz mı bundan? Şimdi orada güvenli bir ortam olmadığı açık. Yani Sur'da. Tabii yalnızca Sur özür değil. Özür dilerim Kemal abi ben sizi bu noktada sözünüzü kestim. Güvenli bir ortamın oluşmaması için sebep nedir i̇şte burada? İşte onu söyleyeceğim bakın, ben. Yani şimdi burada bir kısım insanlar çıkıp diyebilir ki ya orada yani polise, emniyete, güvenlik güçlerine saldırı olmadığı müddetçe orada bir güvensizlik meydana gelmez. Başka bir grup başka bir şey söyleyebilir. Der ki orada polis olmasın, asker olmasın, güvenlik olmasın ki örgüt kimseye
saldırmasın. Eğer böyle bir şey söyleniyorsa ya bu nasıl mümkündür? Şimdi ben şey olarak bakmıyorum. Yani Kürt meselesinde ben de bir tarafım. Tabii, bu ayrı bir konu. Evet. Yani ben 50 senedir siyasetin içindeyim. Benim de taleplerim var, siyasi mücadelem var filan. Ama PKK'nın tarafı değilim. Devletin de tarafı değilim. Biliyorum. Bunu söyleyeyim. Evet. Yani ben Kürt halkı arasında siyaset yapan bir insanım ve Türkiye'de siyaset yapan bir insan. Şimdi PKK'nın bakış açısı farklı tabii ki. Veya ona yandaş olan kesimlerin. Şimdi onlar her olayda tabii ki hükümeti suçluyorlar. Buna karşılık hükümet de olup bitenlerin sorumluluğunu PKK'ya yıkıyor. Yani Türk tarafında da böylesine bir tutum var. Yalnız hükümette değil. Diyelim ki başka siyasi örgütlerde de var. Yani meseleyi bir PKK olayı, bir terör sorunu görüp bütün şeyler işte bundan kaynaklanıyor bu olumsuz gelişmeler, bu terör, olup bitenler. Bence mesele çok daha geniş kapsamlı. Yani bir şu anda yaşadığımız o şiddet ortamı sorunuza cevap olarak söylüyorum. Sur'da bir güvenlikli bir ortam yok. Yani birileri orada hendek kazmış, bilmem bezler asmış sokaklara. Bugün Hasan Cemal'in röportajında da vardı o. Hasan Cemal geziyor. Bir takım gençler, yüzleri maskeli, kum torbaları koymuşlar filan. Ne oluyor bu? Yani bir yani bu ne anlama geliyor? Şimdi burada eğer güvenlik yoksa bunların tutumu etkilemiyor mu bunu? Peki bu neden böyle oldu? Yani daha öncesini bir yana bırakalım. Kaldı ki daha önceye gitmemiz lazım. Herhalde gideceğiz. Tabii gideceğiz. Yani programda tartışacağız. Niye buraya geldik? Niye şu anda böyle bir durum yaşıyoruz? Bu yüzlerce yılın sorunu. PKK 30 küsur yılın sorunu. 90'lı yılları yaşadık. Daha sonra ateşkes dönemleri filan. Şimdi de bu hendek savaşları dönemine geldik. Değil mi? Yani, evet. Peki yani neden bu? Öbür tarafa sorarsanız PKK tarafına filan öz yönetim ilan edilmiş. Hı. Bu da herhalde öz yönetim ilan etmenin sonuçlarıdır. Şimdi bir meselenin bu tarafına bakmak lazım. PKK bakımından. Yani öz yönetim ilan ediyorsan böyle mi ilan edilir? Yani ben öz yönetim ilan ediyorum diyeceksin tek taraflı. Ondan sonra bu gençler hendek kazacaklar. Gelen polise, jandarmaya ateş edecekler. Devlet de operasyonlar yapacak orada. Günlerce sokağa çıkma yasağı koyacak. Halk susuz, ekmeksiz kalacak. Arada vurulacak. Göç edecek. Peki bu nedir? Yani bu nasıl bir halk savaşıdır? Bana göre bu son derece yanlış bir şey. Hendek yani, kazmalarını diyorsunuz. Tabii. Yani öz yönetim dediğiniz şey eğer siz Kürtlerin kendi kendilerini yönetmesini istiyorsanız bunu isteyin açıkça. Ne istiyorsunuz? Bana göre PKK aslında Kürt halkı için bir şey de istemiyor. İşin tuhaf tarafı da yani, bu zaten. Ne istiyor? Niye yapıyor bunları? Yani PKK Kürtler için nasıl bir statü istiyor? Yani herkese soruyorum. Aha buradan ben PKK'lere de soruyorum. Bir daha soruyorum. Kamu yani bu işle ilgilenen siyaset adamlarına soruyorum. İşte o demokratik özellik falan. Yani demokratik özellik nedir? Bakın boş kendileri misin? Diyorlar ki biz toprak istemiyoruz. Sınıra gerek yok. Bayrak yine Türk bayrağı olsun. Türkçe yine resmi dil olsun. E o zaman ne farkı var yani şimdi hükümetin Kürt sorununa bakış açısıyla bu arkadaşların bakış açısı arasında ne fark var? Bu özellik değil ki. Ya başka bir hedef var bunu bu gizleyerek hareket ediyor mu? Yani özellik yoksa... bu değil. Şimdi özellik dediğiniz şey otonomidir. Buna eski dilde muhtariyet diyorlar. Dünyanın her tarafında otonomi belli bir bölgede oluşur. Bir kültürel otonomi vardır, bir bölgesel otonomi. Asıl olan bölgesel otonomi tabii ki. Yani yerel parlamentosunu seçer, yerel hükümetini oluşturur. Örneğin şeyde Kanada'da Quebec bölgesi. Evet. Ama Kemal Bey affedersiniz yani ne yaptığını bilmiyor dediniz de yani aslında ne yaptığını biliyor sanki. Yani PKK burayı ben yöneteceğim diyor. Benim polisim olacak diyor. Bütün devlet kurumlarını reddediyorum. Bunlar işgalcidir diyor. O öz yönetim açıklamalarında işte biz devleti, hiçbir devlet kurumunu artık tanımıyoruz. Bana cümlesi göre, vardı mesela. Yani PKK Kürt halkı için doğru dürüst bir statü istemiyor. Ha, bu savaşı niye yürütüyor? İşte onu sormak lazım. Biz soruyoruz onu. Diyoruz ki arkadaş, bak sen Kürt halkı için bir statü istemiyorsun. Yani sen istediğin otonomi değil.
Senin istediğin federasyon değil, senin istediğin bağımsızlık değil. Peki bu silahlar ne için? Zaten mesele orada. Yani onun bir cevabı yok mu sizin zihninizde? Bana göre PKK bir yönüyle daha şey ağaca çıkmış gibi kedi yandırıyor. Ağacın tepesine çıkmış ama inemiyor. O silahları kuşanmış, yıllardır da şiddetin içinde, şiddete alışmış. Ama yani PKK'nin sağlıklı politikaları üretecek bir merkezi yok. Şimdi Öcalan mıdır politikaları? Yani öyle diyorlar değil mi? İrademiz onlar Öcalan mi? Diyorlar. Yok şimdi değişti biraz. Tabii biliyorum değişti. Cemil ama en azından açıklamaları var. En azından bu son zamanlara kadar diyorlardı ki Öcalan bizim irademizdir. O ne derse o olur. Görüşmeleri o yürütür. Yani o temsil eder bizi. Öcalan'ın da hiçbir şey istemiyor. Şimdi bu ama bir ara hiçbir şey istemiyordu bir ara. Evet. Yani yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra dedi ki pişmanım. Ne bağımsızlık, ne federasyon, ne otonom. Bir şey istemiyorum dedi. Sonra ne olduysa bir şeyler oldu. Herhalde birileri dediler ki Öcalan sen bir şey iste, bu kadar da olmaz. Yani bu Kürtler o zaman başka tarafa yönelirler. Yani hayat boşluk kabul etmez. E ne isteyelim? Vallahi bu demokratik özellik diye içi boş bir şey çıktı. Ve bana göre bu anlaşmalıydı. Yani Öcalan'ın İmralı'da olduğu dönemde, Ergenekon'un İmralı'yı kontrol ettiği dönemde 2004'ten şey yapılan bir şey. Tabii yani Kürtleri oyalama, boş mamayla oyalama sorunu. Şimdi PKK de buna sarıldı. Yani önderi bunu şey yapmış, buna sarıldı ama sahip çıktı, itiraz etmedi PKK. Peki şimdi zaman zaman niye silahları susturuyorlar? Mesela bir ara tek kurşun bile sıkmadılar. 1999 ile 2004 arasında. Ve Öcalan dedi ki biz silahları bıraktık bir daha elimize almayacağız. PKK de bunu kabul etti. Sonra ne oldu? 2004'ten sonra PKK birden yeniden savaşa başladı. İmralı'dan Kandil'e şey gitti, direktif gitti, savaşacaksınız dedi. Bölünmeler oldu PKK tabii, içinde. Bir kısmı koptu, şaşırdılar zaten. O Kandil'dekiler şaşırdılar. Hani biz silahları bırakmıştık tümden. Barış barış deyip duruyorduk. Barış güvercini olmuştu. İsmini bile PKK değiştirmişti. İsmini değiştirmişti. Programını değiştirmişti. PKK kalmamıştı. Peki ne oldu 2004'te? Ben bunu kaç kez söyledim. Dilimde tüy bitti söyleye söyleye. Çünkü 2002'den sonra AK Parti iktidara gelince buna tahammül edemeyen kesimler. Asker bir sopa olarak kullanmak tabii, istedi. Tabii yani darbe hazırlıkları başladı. Engellenemeyince AK Parti'nin iktidarı darbe hazırlıkları başladı. O zaman PKK'ya da dediler ki sen biraz savaş. Ortalık biraz karışsın biz bir darbe yapalım. Darbe ortamı olgunlaşsın. Ha. Bu başarılı olmadı. Ve bu daha sonra İmralı'nın hükümetin kontrolüne girmesiyle 2010'da durum değişti. Dikkat ederseniz 2010'a kadar yani Ergenekon'un güçlü olduğu bir dönemde İmralı oranın kontrolündeydi. Hükümetin kontrolünde değildi. Adalet Bakanı bile şey yapamıyordu İmralı'ya. Gidemiyordu veya müsteşarı bile gönderemiyordu. Yani o dönemde asker engel oluyordu. Sonra bu durum değişti. Hükümet İmralı'yı kontrol etmeye başladı. Öcalan'ın politikaları da değişti. Hükümet düşmanlığından hükümet yanlılığına dönüştü. Şimdi? Yani uyuma dönüştü. Şimdi? Şimdi 2010'da hatırlarsanız 2011 seçimlerine doğru Öcalan şunu söylemişti. Savaşa gerek yok. Biz devletle anlaştık. Ama bypass ettiler o zaman. Hı. Yani Öcalan ilk defa 2011'de bypass edildi. Eylemler başladı bölgede. Silvan'da, Çukurca'da askerler vuruldu böyle onlarca. Devlet operasyonlarını başlattı. Bu 2013'ün başına kadar devam etti. 2013'ün başında o açlık grevleri girdi gündeme filan. Öcalan onları durdurdu diyor. Yeniden Öcalan'ın sözü geçer oldu. Bu kez silahları yeniden sustu. Bir kez daha PKK silahlı güçlerini sınır ötesine taşıyacaktı. Yani bu konuda anlaştılar. Ama bu anlaşma yürümedi. Ha, niye yürümedi? Ona bakmak lazım. Niye yani, yürümedi? PKK tabii, sınır dışına çekilecekti. Çekmedi güçlerini. Ama ikiye yanlı bakmak lazım. Ben onu diyorum. Yani bir PKK, Kürt halkı, PKK'nin Kürt halkı için yürüttüğü bir savaş değil bu. Neyin savaşı? Ama bir isim... Ha, onu tartışıyoruz zaten. Yani bu... Yani bir belirlenmiş bir hedef bir ve hedefler silsilesi vardır. O hedefe ulaşmak için bir mücadele yürütürüz. PKK bir hedef yok. Günden güne değişerek... Kontrol etmek istiyor. Kontrol etmek istiyor. Yani Kürtler benden sorulur diyor. Evet. Yani başka bir örgüt olmayacak. Devlet de o bölgeyi ona bıraksın. Bunu istiyor. Evet. Ama Kürtler için bir statü istemiyor. Şimdi Kürt halkının talebi bu mudur?
Bana göre Kürt halkı özgürlük istiyor. Yani temel haklar istiyor. Şimdi PKK eğer bu temel hakları savunmuyorsa silaha gerek yok. Yani Kürt halkının üzerinde PKK'nın sopasının olması gerekmiyor. Evet. Yani eğer sadece bir sopaysa devletin sopası zaten vardı orada eskiden beri. Evet. Yani şimdi, Kürt evet. halkının bir statüye ihtiyacı var. Demokratik haklara ihtiyacı var. PKK bunu savunmuyor. Onun için PKK'nın yürüttüğü bu savaşın hiçbir anlamı yok. Evet. Yani onun için biz diyoruz ki PKK silahları bıraksın ve gölge etmesin. Ayrıca demokratik siyaset tabii içinde onu da söylüyorum. Su yolunu bulur. Tabii yani PKK siyaset yapabilir. İşte HDP var, Legal Parti. PKK bugün kendi şey yapsa, silahları tümden bıraksa, kendisini feshetse. HDP'de siyaset yapabilir. Daha önce BDP'de yapabilirdi. 100'e yakın belediye var bölgede, o blokun elinde. Yine 80 tane milletvekili soktular bu son şeyde. Evet, yani 7 Haziran gerçi. Seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerinde. Şimdi 60 falan. 59'e. Yani bununla çok iyi siyaset yapabilirler, barışçı siyaset. O zaman bunu neden yapmıyorlar? Evet. Bu silahlar tabii şimdi işe başka unsurlar da girdi. Yani PKK'nın silah bırakmasını engelleyen başka unsurlar da girdi. Yurt dışı. Tabii. Avrupa'sı, Amerika'sı, Rusya'sı. Yani başka etkenler. Ona ben şimdi tam oraya konuşabiliriz orada tam da bu geldiğimiz noktada benim çok enteresan bulduğum bir demeç üzerinden gidelim istiyorum. Şimdi bu Tahir Elçi cinayeti sonrası Sayın Demirtaş tek cümlelik bir şey söyledi. Bu dedi devletsizlikten oldu dedi. Sonra dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazeteciler hani ne demek istiyorsunuz siz biraz açar mısınız diye sorunca şunu söyledi. Dedi ki Orta Doğu'da Kürtlerin bir devleti yok. 22 Arap ülkesi var. Arapların 22 tane devleti var. Ama Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'de buradaki devlet de Kürtlerin devleti gibi davranmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün yurttaşlarına devlet gibi davranmıyor. Yani Kürtlere devlet gibi davranmıyor demek istiyor yine. Şimdi bunu, bu açıklamayı baktığınız zaman şunu demeye getiriyor. Yani devlet Kürtlere devlet muamelesi çekmiyor. O zaman Kürtlerin bir devleti olsun gibi bir anlam çıkıyor bunu tersten okuduğunuz zaman. Dolayısıyla mesele özellik, kanton falan onun da ötesinde. Biraz sanki Demirtaş, HDP eş genel başkanı bir bağımsız bir Kürt devletinden söz ediyor burada. Şimdi yani ben... Ya da tersi mi diyelim yani ya da şöyle mi diyelim yani devlet Kürtlere devletlik yapmıyor ondan sadece şikayet ediyor mu diyebiliriz burada. Zaten cümlelerine açıklık getirmiş. Yani keşke Demirtaş arkadaşları Kemal Bey'in senelerce çok açık, net bir şekilde dile getirdiği şekilde kendi fikirlerini dile getirebilseler de biz de onların ne istediğini çok iyi bir şekilde anlayabilsek. Ben, siz de mi anlamadınız? Ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar? Kim anlamış ki ben de anlayayım? Yani anlayan biri var mı? Hakikaten bugün örgütün ne istediğini, Selahattin Bey'in ne istediğini biz biliyor muyuz? Yani bugün devletin attığı adımlar AK Parti hükümetiyle bakıyoruz. Şimdi Kürtçe eğitimden tutun, ana dilde eğitime kadar ki bu neredeyse Kürt meselesinde çok büyük mücadele etmiş insanların çoğunun belki %70-80-90'ının nihai hedefiydi Türkiye'de ana dilde eğitim. Özel okullarda ana dilde eğitimin önünün açıldığı bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla eğer bunlar içinse burada silaha ihtiyaç yok artık. Ki geçmişte de olmadığını söyledik. Zaten AK Parti hükümeti iktidara gelir gelmez, hatta iktidara gelmeden önce bir parti olarak ortaya çıktığında tüzüğüne, programına bunları yerleştirdi ve tek tek bunları bugüne kadar ortaya koydu. Üstelik çok ciddi bir muhalefetle de yani bir CHP, MHP, Türkiye'deki dinamik güçlerin hepsinin mücadelesiyle karşılaşarak bunu getirdi. Ha, şimdi
Ben atıyorum Van bağlamında mesela şu anda Büyükşehir Belediyesi HDP'de. Evet. Onlar Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçiyor. Orada da enteresan bir nokta var. Bakın orada HDP halkın huzuruna çıkıyor. BDP halkın huzuruna çıkıyor. Seçiliyor. Seçildikten sonra DBP'ye geçiliyor. Çünkü orada reaksiyonu almasın. Halkın reaksiyonu, seçime giden bir hareket değildir. Bugüne kadar bu insanlar bir seçim kazanmış değil ama 80-100 tane belediye başkanları var. Çok enteresan. Çok sayıda meclis üyeleri var. O da başka bir olay. Ama Van Büyükşehir Belediyesi'ne bir dönem için gelen parayla Van valisine gelen parayı karşılaştırdığınızda neredeyse 50 kat kadar fark var. Mesela Van valisine 1 milyon para geldiyse 50 milyon. O buraya 50 milyon geliyor. Mesela buraya 940 bin lira geliyor. Buraya 47 milyon işte 800 bin lira gibi bir para geliyor. Yani fiilen yönetiyor tabii, orayı. Fiilen orayı yönetiyorsunuz siz zaten. Şimdi sizin orada yapmak isteyip de yapamadığınız o kadar az şey var ki. Devlet istiyor ve bununla beraber istediğini söyleyemediği için bu Mehmet Bey patinajlar ben, tabii, oluyor olabilir mi? Bugün HDP, DBP, bu Kürt meselesi adına ortaya çıkan insanlar daha çok şey isteyebilirler. Fakat bu istedikleri şeyleri öncelikle ne istediklerini çok açık ve net olarak ortaya koymaları lazım. Bir. İkincisi, bunun içinde demokratik bir mücadele vermeleri gerekir. Bir tarafta siz meclise geleceksiniz. Yani tabiri caizse İzmir'de şarkı söyleyip İstanbul'da saz çalacaksınız. Ama sizin insanlarınız bölgede her türlü tehdidi, baskıyı, şiddeti Kürt halkına uygulayacaklar. O zaman burada da bir ciddi bir çelişki var. Evet. Yani bakın ben şimdi insanlar sık sık şunu söylüyor. Kemal Bey gibi bir otorite var burada. Yani örgütün elindeki silah ben kesinlikle Kürtlerin haklarını Türklerden, devletten alma garantisi olarak görmüyorum. Bunu Hasan Cemal, Cengiz Çandar bu şekilde anlatmaya kalksınlar. Ya. Onların elindeki silah Kürtler üzerindeki hegemonyanın garantisidir. Oradaki silahtan Kürt halkı korkuyor. Van korkuyor. Diyarbakır korkuyor. Batman korkuyor. Tokat, efendime söyleyeyim, Yozgat, Çankırı niye korksun ki? Onu dolayısıyla etmiyor. Orada çok ciddi bir sıkıntı var. Bu rahat bir şekilde dile getirilmiyor diye düşünüyorum. Peki yani bu devletsizlikten oldu, devleti yok Kürtlerin, o yüzden sahipsiz kaldılar gibi bir şey var yani bu açıklamada. Yani bunu Türkiye'de devlet, Kürtlerin de devleti olabildi mi? Ama bugüne kadar yani Selahattin Bey olsun, ondan öncekiler olsun ve onların gençleri olsun, kimsenin bu manada dile getirdiği bir şey yok. Öcalan da böyle bir şey dile getirmiyor. Yani bunun ne söylemek istedi bilmiyorum. Belki çok sıkıştırıldı. Peş peşe bu kadar yanlış yaparsanız sıkıştırıldığınız zaman ya işte bizim de devletimiz olsun diyeceksiniz. Bizim de işte özelliğimiz bilmem otonom bir yapımız olsun diyeceksiniz. Fakat bunu gerçekten istiyor musunuz? Gerçekten bunun için bir programınız var mı? Bunun bir dökülmüş yazıya bir şekli var mı? Yok. Yok böyle bir şey. Ben yani orada böyle Kandil yeni bir karar aldıysa ondan haberimiz yok. Yani belki veya Kandil'i de aşan uluslararası yapılar böyle bir şey istiyorsa ondan haberimiz yok. Ama Selahattin Bey'in o manada söylediği yani Kürtlerin de devleti olsun diye bir şey söylediyse herhalde ağzından kaçırmıştır. Veya ben böyle bir şey şu ana kadar duymadım. Bunun bir açıklamasının da olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda ben de tabii bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu arkadaşların demin de söyledim. Yani şimdiye kadar istedikleri şey demokratik özellikti. Sonra öz yönetim diye bir şey bu sefer gündeme getirdiler. Bu 7 Haziran seçimlerinden sonra oldu. Yani belki daha önce de sözünü ediyorlardı. Hani öz yönetim ilanı dediler. Tek taraflı. Şimdi
bu devlet mevlet değil tabii ki. Hatta federasyon da değil. Ha, otonomi midir? O bile şüpheli. Yani demin çünkü söyledim demokratik özellik. Onların öteden beri savundukları tez. Ama otonomi falan değil o. Şimdi Öcalan biliyorsunuz Türkiye'ye getirdikten sonra dedi ki biz devlet istemiyoruz. Evet. Ve bunu PKK benimsedi. Hatta bunun teorisini de yarattılar. Devlet baskıcıdır. İşte yani hani Marx demiş ya devlet sonunda silinecek. Ortadan kalkacak. Yani komünist toplumun belli bir aşamasından sonra tabii sönecek. Olduktan sonra. Sönümlenecek. Şimdi bir de götürüp ona dayatmak istiyorlar. Sanki dünyada bütün devletler bitmiş gibi. Teorisini bile yarattılar bu arkadaşlar. Hatta yani devlet gericiliktir. Bunu söylüyorlar. Bunu BDP'nin, şeyin HDP'nin sivil şeyleri de söyledi. Başkanları falan da söylediler. Evet. Yani öyle sanıyorum ki Demirtaş da söylemiştir mutlaka. Yani şeye baktığınız zaman tabii, işte PKK'nın yayın organlarına, tabii, gazetelerine devlete falan gerek yok. Komün hayatına geçiyor diye bir sürü haber görüyoruz. Herhalde. Hatta mesela Güney Kürdistan, yani Kürdistan bölgesel yönetimi biliyorsunuz. Federe bir yönetimdir orası. Evet, Irak. Evet orası 1992'den beri federe bir yönetim. Ve Irak Anayasası'na göre de 2005'ten beri öyle bir federasyon oluştu orada. Şimdi orada bağımsızlık ilanı için belli şeyler var. Girişimler, çabalar var. Hı hı. Mesut Barzani'nin liderliğinde biliyorsunuz. Yani Irak'tan ayrılma eğilimi var. Bağımsızlık ilan edebiliriz diyorlar. PKK buna karşı çıkıyor. Ve PKK sözcüleri falan karşı çıkıyor. Buradaki sivil politikacılar da karşı çıkıyor. Sebep? Aynı yörüngedeki. İşte gericilik diyorlar bu. Yani Kürt devleti istemiyoruz diyorlar açıkça. Şimdi yani orada Kürtlerin Araplarla birlikte yaşayıp yaşamayacağı Irak'ın koşullarına bağlı bir şeydir. Hı. Yani eğer Irak'ta o anayasa işleyebilseydi, o terör olmasaydı, barışa kavuşsaydı Irak ve demokratik yaşayabilseydi bence Kürtler orada o federal yönetimi sürdürürlerdi, sürdürmeliydiler. Hı. Ama eğer bir arada yaşayamayacaklarsa, eğer birbirlerini yiyeceklerse belki de Irak işe bölünecek. Belki de oradaki Kürt bölgesi bağımsız bir devlet haline gelecek. Gelmeye hakkı var bence. Evet. Ama PKK'lı arkadaşlar ve onların yörüngesindeki sivil politikacılar onlar hayır diyorlar. Yani evet. Karşı çıkıyorlar. Bir şey öyle yani, olunca kafa yani nereden çıktı bu? Yani. Bu yeni bir şey, yeni bir olay. Demirtaş'ın işte Kürtlerin devleti yok onun için. Şimdiye kadar diyorlardı ki devlet kötü bir şeydir. Devlete gerek yok. Kürtlerin devlete ihtiyacı yok diyorlardı. Ne oldu da bu değişiklik oldu? Oldu mu gerçekten? Bir karar mı aldılar? Kongrelerini mi topladılar? Politikalarını mı değiştirdiler? Onun için diyorum ki yani PKK'nın zaten ne istediği belli değil. Yani bari bu HDP'li arkadaşların ne istediği belli olsun. Yani Demirtaş sivil politikacı. Ben Demirtaş'ın özgürce politika yapmasından yanayım. Baskı altında olmamasından yanayım HDP'nin. Fakat görünen o ki bu arkadaşlar kendi başlarına karar veremiyorlar. Böyle durumlarda da birbirini tutmayan şeyler söylüyorlar. Evet, bir gün öyle, bir gün bu öyle. Bu inandırıcı olur mu? Peki, bir ara vereceğim müsaadenizle. Buradan yine devam etmek istiyorum dönüşte. Ara veriyoruz efendim, bizden ayrılmayın. Evet, tekrar birlikteyiz. Akşam baskısında Sayın Kemal Burkay, Hak ve Özgürlükler Partisi eski genel başkanı ve Sayın Burhan Kayatürk, AK Parti Van milletvekili konuğumuz. Şimdi Kemal Bey, bu olup bitenleri biz Suriye meselesinden bağımsız düşünemeyiz. Şimdi de mesela işte Ruslar helikopterle silah dağıtıyor PKK'nın Suriye'deki uzantısına. Orada fiili bir takım kazanımlar elde ettiler. İşte kanton dediler. Bütün bunlar acaba PKK'nın ve işte Demirtaş çizgisinin tekrar ayrılıkçı fikirlere yönelmesine mi yol açtı? Suriye'deki gelişmeler tabii etkiliyor Türkiye'yi de. Türkiye'deki Kürt hareketini de etkiliyor. Çünkü yani biz resmi dilde Kuzey Suriye denen yer
bölgesidir. Kürtler de buraya Rojava diyorlar. Güneybatı Kürdistan diyorlar filan. Ama Araplar falan da var. Arada var tabii. Yani kesintisiz bir bölge değil. Evet. Yani Güney Kürdistan gibi, Irak Kürdistanı gibi değil. Kesintiler de var. Araplar yer yer şey yapıyor. O kuşağı kesintiye uğratıyor. Demografik olarak homojen değil. Evet. Ama üç önemli bölge var. İşte Cezire yöresi, Afrin yöresi, bir de Kobani yöresi. Şimdi buralarda kantonlar oluşturmuş o şey arkadaşlar, bu PYD'liler. Ama yani PYD'nin oradaki politikası da tutarsız. Çünkü PYD sonradan ortaya çıkan bir parti Kürt bölgesinde. Kürtlerin orada 50-60 yıllık partileri var, oldukça da kitlesel. İşte Kürdistan Demokrat Partisi, İlerici Parti, sol filan partiler var. Onların bir de cephesi var NKS diye. Onlar da ezdi şimdi değil mi çoğunu? PYD silahlı bir güce sahip olduğu için orada Kandil'den oraya 1500 kişi falan geçirdiler. PYD Suriye hükümetiyle anlaşarak o bölgenin kontrolünü eline aldı. Yani Öcalan Suriye'den çıkarıldıktan sonra Öcalan'ın taraftarı olan siyasi hareket de orada susturulmuştu. Hatta Müslim, Salih Müslim evet, yurt dışındaydı, Moskova'daydı. Suriye'de olaylar başlayınca yönetim, Beşar Esad yönetimi onlara haber yolladı. Gelin dedi. Bu bölgenin kontrolünü size veriyorum. Ama öyle yapın ki bu bölgede bize karşı herhangi bir şey olmasın. Yani hükümete karşı, Şam hükümetine karşı Kürtler herhangi bir direniş falan yapmasınlar. Onlar da tamam dediler. Kandil'den 1500 kişi falan oraya aktarıldı. Daha sonra orada ayrıca örgütlendiler. Ellerinde silahlı güç olduğu için orada tekel kurdular. Ve öteki Kürt örgütlerinin siyasi çalışmalarını bile engellediler. Onların askeri şeyini de engellediler, katkısını. Mesela şu anda Güney Kürdistan'da oraya göç etmiş, eğitim görmüş 5-6 bin dolayında, belki daha fazla 10 bine yakın silahlı bir güç var. Yani Suriye Kürtlerinden oluşan. Söz konusu PYD'nin dışında. O gücün oraya geçmesini önlüyorlar. Onlar da herhangi Kürtler arasında bir çatışma çıkmasın diye zorla girmeye kalkmıyorlar. O anlaşmalar falan vardı. Tabii. Ya, Doğu yani Mesut Barzani var. Onları barıştırmaya çalıştı, bir araya getirdi, anlaştırdı falan ama yürümedi o. Yani orada da bu PKK'nın Suriye kanadı diyebileceğimiz PYD böylesine bir şey kurmuş, tek parti yönetimi kurmuş. Öteki şeylere, siyasi hareketlere siyasi çalışma hakkı bile tanımıyor. Ve şey Şam yönetimiyle ittifak halinde yürütüyor bunu. Yani orada Şam'ın askeri güçleri var, yer yer şeyleri var. Devlet kurumları var. Çalışanların maaşlar mı ödüyor? Tabii ödeniyor. Ve zaten kendileri de zaman zaman söylüyorlar biz Suriye'den ayrılmayı falan düşünmüyoruz. Yani biz Suriye'nin bir parçasıyız. Hatta öyle şeyler söylediler ki yani Suriye silahlı güçlerinin bir parçasıyız gibi açıklamalar yaptılar. Öyle olunca yani onların da ne istediği doğrusunu isterseniz pek belli değil. Onların orada elde ettiği bu kazanımlar ya da bu yeni pozisyonlar Türkiye'deki HDP-PKK çizgisinde tetikledi, onların da iştahını kabarttı ve o nedenle de çözüm sürecini zehirledi diyemez miyiz? Olabilir. Yani PKK 2013'te biliyorsunuz bir kez daha silahları bırakacağını söyledi ve öbür tarafa önce götürecek, sonra bırakacaktı. Suriye olayları gündeme girince onu da etkiledi olumsuz yönde. Yani şunu söylediler ve söylüyorlar. Ya orada savaşıyoruz işte karşı. Nasıl silah bırakalım? Şartlar değişti. Yani şartlar değişti diyorlar. Demirtaş. Tabii. Bunu şey yani onu söylüyorlar. Yani biz de diyoruz ki tamam bu arada IŞİD'e karşı Kürtler savaşabilir. Bu onların hakkıdır. Siz de savaşabilirsiniz. PKK silahlı güçlerini alsın öbür tarafa götürsün orada savaşsın. Ha, ayrıca öteki Kürtlere de savaşma hakkını engellemeyin. Yani birlik yapın diyoruz orada öteki Kürtlerle. Bakın öteki Kürtlerle birlik yapmıyorlar. Onların yani bölgeye geçip savaşmasını engelliyorlar tabii. Ve biz şunu söylüyoruz. Yani kuzeyde şu anda PKK'nın silahlı mücadelesine ihtiyaç yok. Fayda da yok. Yarar da yok. Kendileri de söylüyorlar. Türkiye için diyorsun. Tabii. Kendileri de söylüyorlar. Mesela Cemil Bayık dün veya bugün medyada çıkan bir demeci var. Yine söylüyor. Daha önce de söylemişti. Diyor ki biz savaşmak istemiyoruz. Yani savaşla bir sonuç almadık. Bırakmak istiyoruz. Bu meseleyi siyasi biçimde çözmek istiyoruz. Ama bu kaçıncısı?
Ve başka yani, şeyler de var tabii. Onun tamam güzel, güzel. Bu doğrudur, bence de doğrudur. Yani bugüne kadar PKK bu silahlı mücadele dediği şeyle bir sonuç alamadı. Sadece büyük zarar verdi bana göre. Bölgenin yer boşalmasına yol açtı. Hendek kazmalar, tabii. Bunlarla bir şimdi sonuca gidebilir mi? Şimdi şu yapılan şey de Kürt halkına yaramıyor son. Yani bu halk savaş dedikleri, savaşı şehirlere taşıdıkları bu son durum. Bu da Kürt şehir ve kasabalarının boşalmasına yol açabilir. Orada hayatı daha şimdiden yaşanmaz hale getirdiler. Biraz da bunu istiyor olabilirler mi? Yani buna gerek yok. Eğer Kürt halkı için bir şey istiyorlarsa bir statü, siyasi mücadeleyle bunu yapabilirler. Ve bence daha da etkili olur. Yani öyle bir dönemdeyiz ki milyonlarca Kürt halkı orada, batıda bunu istediği zaman bunu siyasal mücadeleyle, barışçı yöntemlerle hayata geçirebilir. Ve bu şans daha yüksek. Çok daha yüksek. Yani şunu biliyorum tabii. Yani Türkiye'de devlet, hükümet henüz Kürtlere böylesine bizim düşündüğümüz anlamda geniş bir statü tanımaya henüz açık değil. Ama bunu mücadeleyle biz elde edeceğiz. Nasıl? Barışçı, siyasal yöntemlerle. Şimdi onlar silahı bazı kesimler bir güvence gibi görüyorlar. Hayır, silah bir engel haline dönüştü. Silah sayesinde bunlar oluyor. Tabii yok. Silah bir engel haline dönüştü. Bakın birinci dönemi, yıllar. Silahlı mücadelenin birinci döneminde Kürdistan'ın kırsal kesimi boşaldı. 4000 köy boşaldı. Milyonlarca insan göç etti. Sonra Öcalan'ı yakalanıp getirdiği zaman da dedi ki pişmanım, silahları bıraktık dedi ve 4-5 yıl tek kurşun sıkmadılar, bıraktılar. Sonra başka etkenler devreye girdi. Bunlar bizzat Türk Devleti'nin kendi içindeki etkenlerdi. Yani Türkiye'de iktidar kavgası, askeri kesimle sivil kesim arasındaki iktidar kavgası yüzünden PKK bir daha harekete geçirdi. Araç savlaştırıldı. Şimdi nedir? Şimdi de kanımca çok kuşkulu nedenler var. Bu PKK'nin nedir? Halk yani, savaşı dediği ikinci dalga. Nedir yani o kuşkularını? Şehirlere sirayet eden, bu şehirleri yaşanmaz hale getiren bu olaylar. Bir nevi Suriye'yi Türkiye'ye taşımak. Başka etkenler. Bence bunlar yani Kürt halkının yararına olmayan hesapların sonucudur. Bunun içerisinde şey olabilir. Bizzat Türkiye'de, Türkiye'nin içinde ortamı germek isteyen, yönetilemez hale getirmek isteyen ülkeyi, kesimler olabilir. Bunların etkisi tümden silinmedi. Ayrıca bunun içerisinde Suriye'nin etkisi olur. İran'ın etkisi olur. Ve başka etkenler, dış etkenler olur. Bunlar da var. Çünkü bunlar da, yani Türkiye-Suriye meselesi de, zaten Suriye meselesini siz söylemiştiniz. Taraf haline geldi. Yani böyle gelmeli miydi taraf haline? Bana göre gelmemeliydi. Yani Türkiye, Türk hükümeti Suriye'deki halk hareketine sempati duyabilirdi. Hükümetin, Suriye hükümetinin baskılarından rahatsız olabilir. Ben de rahatsız olurum. Katliamlar yapmaya tabii başladı. Ha, o başka. Ama Suriye'de taraf haline gelmek başka bir şey. Bence Türkiye, Suriye meselesinde bir tür taraf haline geldi. Peki. Öyle olunca da Beşar Esad yönetimini ve onu destekleyen kesimleri rahatsız etti. Bunlar da tabii ki Türkiye'nin içini karıştırmak isterler. Onların da kendilerine göre bağlantıları vardır, etkileri vardır. Mesela bu son provokasyonların bir kısmında bu dış ellerin olmadığını söyleyebilir miyiz? Reyhanlı olayından tutalım. Yani sadece bir işi dolayı değil. Yani bunu IŞİD'in dışındakiler de yapmak ister. Tabii. Peki. Burhan Bey. Tabii şimdi baktığımızda tabii Kürtlerin yaşadığı bölgeler var. İşte Irak, Suriye, İran ve Türkiye. Belki kısmen işte Orta Asya'da falan. Ama yoğunluklu olarak yaşadıkları bölgede tam anlamıyla demokratikleşme, insan hakları alanında Avrupa Birliği'ne de paralel olarak çok ciddi adımlar atan ve bu adımları atmaya devam eden bir yapı var, bir parti var, bir hükümet var Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu AK Parti Sayın Davutoğlu ile birlikte bunu devam ettiriyor. Şimdi öbür tarafta baktığınızda Suriye'deki Kürtlere bakıyorsunuz, İran'daki Kürtlere bakıyorsunuz. Onların neler elde ettiğini, onların geçmişte bugün nasıl yaşadıklarını görüyorsunuz. Bir de Irak boyutu var. Eğer müsaade ederseniz çok kısa kısa bunları anlatmak istiyorum. Şimdi Suriye'de öyle oldu ki hem Baba Esad
hem mevcut Esad, Beşar Esad, neredeyse 200 bin, 225 bin Kürt'e kimlik kartı bile vermedi. Evet. Tamam mı? Bununla bakıyorsunuz, bununla birlikte bakıyorsunuz, İran neredeyse ülkenin tamamında demokratik bir havadan hoşlanmadığı gibi, özellikle Kürtleri neredeyse tamamen yok sayan bir yapı var ve başını kaldıran, hak isteyen, siyasal, sosyal, kültürel hak isteyen her Kürt'ün başına çok hızlı bir şekilde vuran bir yapı var. Ya geçmişte mesela bir vinçte 15-16 tane Kürt'ün asıldığını biliyoruz biz. İran'da. Peki İran'da. Peki eğer gerçekten örgüt, şimdi Türkiye'ye savaş açmış bu bir örgüt, Türkiye'nin bütün bu demokratik adımlarına karşı savaş açmış bir örgüt, Kürtlerin haklarının mücadelesini veriyorsa, nasıl oluyor da İran'da sesini çıkarmıyor? Çıkarmadım, orada da PEJAK var. PEJAK şu anda var mı? PEJAK bitti yani. PEJAK diye bir şey kalmadı yani. Tamam. Anlaştılar. Tabii yani tamamen bitti. Hayır, PEJAK'la anlaşıldı da Allah aşkına, anlaştılar ama neyin karşılığında? Hangi haklar verildi? Hangi demokratik adımlar, insan hakları, kültürel, siyasi haklar verildi de orada Türkiye'ye kapatıldı. O chapter kapatıldı, yapıldı. O bölüm kapatıldı. Yani burada Türkiye'ye karşı bir şeyin olduğunu görüyoruz. Peki sadece Türkiye'deki adımlar değildi. Hem İran'da, hem Suriye'de, hem Irak'ta Kürtlerin rahat yaşaması gerektiğine inanan, Müslüman insanların kardeş olduğuna inanan bir yapı var. Bir başbakan ve en önemlisi bir cumhurbaşkanı, bir lider var burada. Bunu her defa da dile getiriyor. Buna karşı, bu lidere karşı, bu hükümete karşı topyekün bir savaşın anlamı nedir? Öbür tarafta bakıyorsunuz, şimdi Suriye'de savaş başlamadan önce o gün Dışişleri Bakanı olan, bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Sayın Davutoğlu gidiyor ve diyor ki Esad'la görüştüğünde bizim sizinle anlaşabilmemiz için, Suriye'de size her konuda yardımcı olmamız için sizin çok önemli 2-3 adım atmanız lazım. Birinci adım diyor, kendi insanını öldürmekten bir an önce vazgeçmelisin ve bu savaşın durması lazım. İkinci adım, demokratik bir seçimin olması lazım ve bütün partilerin seçime girebilecek, siyaset yapabilecek hürriyete kavuşması lazım. Üç, diyor ki burada Kürtlere kimlik verilecek. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın görüşleri bu. Peki Kuzey Irak'taki Kürdistan'la Türkiye'nin ilişkileri nasıl? Bakıyorsunuz, Sayın Mesut Barzani olsun, Sayın Neçirvan Barzani olsun, oradaki hükümetle olsun, yani neredeyse mükemmele yakın bir ilişki var. Peki bütün bu adımları atan, Kürtler hakkında Türkiye'deki bütün insanları için atılan demokratik adımlarda Kürtlerin de sonuna kadar faydalanması gerektiğine inanan bir yapı var. Ve Türkiye'nin dışındaki Kürtlere de kucağını açmış, her türlü yardımı yapmaya hazır olan bir kitleye karşı bu savaşın manasızlığı ne Allah aşkına? Yani tamam, seçimden önce siz çıktınız, dediniz ki seni başkan yaptırmayacağız. Bir slogandı. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı olan reaksiyondan faydalanmak istediniz. Belki size kısmen oy da getirdi. Evet. Peki seçimden hemen sonra 13 yıldır Kürtlere yardım elini, kardeşlik elini uzatmaktan başka bir şey yapmamış, onların demokratik hakların verilmesi için neredeyse Türkiye'deki bütün yapılara karşı mücadele etmiş bir hükümetle siz diyorsunuz ki AK Parti hariç her parti ile koalisyon yapabiliriz.
Ve AK Parti ile asla. Hatta bir ara MHP'den Sayın Kılıçdaroğlu, ben HDP yani Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'de destek versin, böyle bir hükümet kuralım, bir blok hükümeti kuralım dedi. Buna rağmen çıkıp onlar bir dakika ya bu kadarı da değil diyemedi. Dolayısıyla yani bir ufkun bağlanması söz konusu değilse burada kötü niyet var. Gerçekte huzursuzluk meydana getirmek için kurulmuş bir hareketse bunu da bizim bilmemiz lazım. Evet, peki. Şimdi Suriye konusunda bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Yani Burhan Bey'in söylediklerinden farklı düşündüğüm noktalar var. Mesela Suriye'deki Kürtlerin sorunu sadece bir kimlik sorunu değil. Yani kimlik deyince nüfus cüzdanı. Evet. Orada 2 milyondan fazla Kürt yaşıyor sanıyorum. Şimdi nüfus olarak 3 milyona yakın. Geçmişte de bunlardan 200 bin kadarının şeyi yoktu. Bunlar vatandaş değillerdi. Yani nüfus cüzdanları yoktu. Evet. Ama varsayalım ki oradaki Kürtlere nüfus cüzdanı verdiniz. Bitiyor mu? O tabii ki o büyük bir ayrım. Yani Suriye'deki Kürtlerin de bir kimliğe ihtiyacı var. Ama nasıl? Yani toplu haklara ihtiyacı var. Şimdi bu özellik olabilir, federasyon olabilir. Türkiye'nin Suriye politikasında bence burada da ciddi bir olumsuzluk vardı. Yani hükümetin. Nasıl bir şimdi, olumsuzluk? Mesela AK Parti hükümeti Güney Kürdistan'la iyi ilişkiler kurdu. Hatta Özbarzani'yi davet etti. O zaman başbakan da şimdiki cumhurbaşkanı çok önemli şeyler, Salih mesajlar verdi. Geldi, gitti. Mesajlar verdi. Dedi ki yani Kürdistan tarihte vardı dedi. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Kürdistan'ın bölgesel olarak başkanı Mesut Barzani. Yani isim verdi. Şimdi bunlar Türkiye'de bir devlet adamının şeyi bakımından, kullandığı terminoloji bakımından çok önemliydi bence. Ama tabii ki bunun yani ilkesel olması lazım. Güneyde sınırdaki Kürt kuşağı. Hani bunlar özellikle bakın daha önce Türkiye'ye baktığınız zaman Talabani ve Barzani kelimeleri, isimleri söylendiğinde arkasına ama veya anlıyorum. Önüne çok çirkin şeyler getiriliyor. Bugün Barzani geliyor ve ama orada Barzani'ye gösterdiği yakında Suriyeli yani Kürtlere göstermedi diyor. Ama orada da korktu. Oraya geleceğim eğer müsaade ederseniz. Hayır öyle değil. Öyle şimdi değil. Şimdi onun müsaadenizle ben onu şey yapayım. Tamam. Yani bir hatta şunu dediler. Yani biz buna asla müsaade etmeyiz ne pahasına olursa olsun. Şimdi onu anlatacağız. Orası Türkiye sınırları dışında bir yer. Türkiye'nin tabii ki bir Suriye politikası olur. O bizim hoşumuza gider gitmez. Ayrı bir konu hükümetin. Ama sınırın öbür tarafındaki şeye biz müsaade etmeyiz. Varsayalım ki sınırın öbür tarafındaki Kürtler otonomi elde ettiler. Federasyon elde ettiler. Hatta bağımsız oldular. Ne olacak? Yani Türkiye niye korkuyor bundan? Evet, şimdi aynı şeyi Türkiye bunu niye engellemek ama istiyor? Ha, o ayrı işte mesele orada. Yani Türkiye kendi içinde Kürt sorunu çözemediği önce için. Türkiye taşımak istediklerinden için, değildir. Onu yani sınır ötesindeki gelişmelerden de korkuyor Kürtlerle ilgili. Şimdi Türkiye'nin Suriye politikası iki anlamda önemli yanlış içeriyor bence. Birisi meseleyi Beşar Esad'ın devrilmesine bağladı. Ama yerine gelecek olan da önemli. İşte gördük radikal gruplar, IŞİD, El-Nusra güçlendiler. Şimdi şey gitse belki arayacağız o zaman Esad ailesini arayacağız. O yönetimi arayacağız. Yani Suriye'nin demokratik bir ülke İkincisi olması lazım. Kürtlere demokratik karşı, bir ülke olması lazım. Suriyeli ve bize Kürtlere göre de federal ve demokratik. Niye? Çünkü Suriye'de bakın Sünni kesim var. Nusayriler var. Kürtler var. Dürziler var. Yani renkli bir etnik yapısı var Suriye'nin. Suriye ancak bir federasyonla bunu çözebilir. Bize göre. Otonom olabilir bu bölgeler. Yani hani biz federasyon diyoruz. Otonom olabilir. Ama mutlaka bu halkların bir statüye ihtiyacı var. Kürtlerin de var. Ama onu, şimdi Kemal Türkiye Bey, bundan niye rahatsız oluyor? Rahatsız olma değil de benim bildiğim yani 2012'den itibaren işte Salih Müslim de çağrıldı, geldi Ankara'da. O ayrı bir konu. Esad'la ilişkini kes. Devamında Suriye'deki savaş bittikten sonra idari model olarak ne gelecekse biz bunu da yani Suriye halkının destekleyeceği bir modele biz hayır demeyiz. Yani tür açıklamalar yapıldı. Olumlu şeylerini biliyorum.
hem Salih Müslim'e diyalog kuruldu, hem Peşmerge'nin oradan gelip Kobani'yi savunmasına Türkiye müsaade etti. Bu da önemli bir şeydi. Yani bunları görüyoruz. Hatta geçen de bir demeci vardı başbakanın. Demişti ki Suriye'deki öteki Kürtlere destek veririz. Ama PYD'nin ve PKK'nın tutumu böyle. Şimdi PKK'nın ve PYD'nin tutumunun yanlış olduğunu biz biliyoruz. Yani PKK ve PYD'ye böyle şey olmamış, angaje olmamış. Bütün Kürtler bunu görüyorlar. Bunu biliyoruz yanlışlarını. Ama bu yanlışları gerekçe yaparak, yani PKK bu yanlışı yapıyor, PYD bu yanlışı yapıyor. Öyleyse bütün yani bütün Suriye Kürtleri yahut bütün Türkiye Kürtlerinin haklı taleplerine karşı tavır almamak lazım. Peki, anlaştık. Şimdi bir... bakın, eğer Türkiye'nin Kürtlerle bir problemi olmuş olsaydı, kendi içindeki Kürtlerle problem yaşamasa bile Kuzey Irak'taki Kürtlerle problemi olurdu. Suriye'deki Kürtlerin haklarının nasıl istendiğini Dışişleri Bakanı iken Başbakanımız tarafından biraz önce anlattık. Burak ama başka Burak'ta bir şey var. Türkiye karşı çıkmadı tabii, uzun zaman. Şimdi şöyle. Tanımadı. İşte ben ama Burak'ta AK Parti karşı çıktı uzun ben zaman. AK Parti hükümetinden söz ediyorum. Evet. Yani AK Parti hükümetini bir milletvekili tamam. olarak söylüyorum. O nedenle zaten bu hareketin içerisindeyiz. Şimdi burada evet PYD yanlış bir tercih. Çok ciddi yanlış bir tercihle Esad'ın yanında yer aldı. Tamam. Fakat bundan çok daha büyük bir sıkıntı var, büyük bir problem var. Yani burada her Türk politikacısının, her Türkiye politikacısının ve askerinin, hatta her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kafasının arkasında bir şuur altı problemi var. Bu örgüt 40 yıldır Türkiye'ye karşı silahlı bir mücadele veriyor. Evet. Ve PYD çıktığı zaman da ben bu örgütün bir parçası değilim, benim bu örgütle hiçbir ilişkim yok demedi. Tam tersine biz birlikte hareket ediyoruz, birlikteyiz. Birlikte hareket ediyoruz ve size silah çekiyoruz diyen bir hareketle Allah aşkına siz nasıl uyuşabilirsiniz? Buna rağmen Salih Müslüm hem Ankara'da hem İstanbul'da Türkiye'de dışişleri yetkilileriyle görüşüyor. Bakın biraz önce kendiniz söylediniz. Eğer o peşmerge Türkiye üzerinde Türkiye'nin yardımıyla geçirilmemiş olsaydı Kobani düşecekti. Bununla beraber 200 bin Kürdün Kobani'den gelip neredeyse 2 gün içerisinde Türkiye'de yuva bulmuş olması, çadır bulmuş olması, barınak bulmuş olması, gıda bulmuş olması yani HDP'nin veya DBP'nin yaptığı bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin yani, AFAD'ın Kızılay'ın yaptığı bir şeydir. Devletinin, hükümetinin onlarla kesinlikle bir problemi değil. Ha, bununla Türkiye'ye beraber Türkiye'ye karşı düşmanca tutum sergilediği için PYD ile PYD'ye karşı oldu bunu baş, mu diyorsun? Tabii kesinlikle PYD ile. PYD ile PKK ile alakalı bir problemdir. Örgüt sadece Türkiye'de bunu değil. Bunu aşıp peki dışarıda bütün hani Suriyeli Kürtlere. Ama şimdi bakın Türkiye'de ya Kürt meselesi dendiğinde akla gelen birkaç insandan bir tanesidir Kemal Burkay. Yani ne kadar sesini duyurabildi, ne kadar yani işte Diyarbakır'da, Van'da, şurada burada siyaseten etkili olabildi. Işte bakın öyle bir şey vardır yani dikkat ederseniz ya Kemal Burkay, işte Mesut Barzani, Şivan Perver, bu insanlar Kürt meselesini konuşunca, Kürt meselesini neredeyse milliyetperver bütün Kürtlerin mantığına nakşetmeye çalıştığında bu hareket belki yoktu veya bu hareket... Peki bu hareket şimdi acaba bu insanlar için ne düşünüyor? Mesut Barzani'ye verdiği sıkıntının haddi var hesabı yok. Şivan Perver'i ihanetle suçlayacak kadar ileriye gittiler. İşte Kemal Bey burada. Dolayısıyla yani bu hareket Kürtlerle Türkiye arasında da çok büyük bir izolatördür. Yani Kürtlerle Türklerin bir araya gelmesine de manidir. Çok büyük. Yani Suriye'de de manidir. Türkiye'de de manidir. Yoksa Allah aşkına 13 yıldır Kürt meselesini kendi meselesi olarak kabul eden ve canla başla bütün problemleri çözmeye çalışan bir hareketle mi birlikte olacaksınız? Yoksa o
Kemalist hareketin Türkiye'de Kürtlerin başına neler getirdiğini, özellikle İnönü döneminde devrin bakanının ifadesiyle Kürtler fare zehiriyle zehirlenmiş bir tarih var, bir dersin var. Onların temsilcileriyle siz bugün birlikte hareket etmek istiyorsunuz. Çok açık ve net söylüyorsunuz. Ama Kürt meselesinde yani gövdesinin tamamını taşın altına koymuş insanlara bu haksızlığı yapıyorsunuz. Kemal Bey dedi ki yani orada iki hata yaptı. Bir taraf haline geldi. Bir de Kürtlere karşı bir statü elde etmelerinden ürktü. Ürktü. Evet. Doğru. Yani şimdi bir statü elde etmelerinden ziyade onlar bu statü bizim kontrolümüzde olmayacak diye korkuyorlar. Bakın şöyle bir şey var. Yani biraz önce de söyledik. Yani onlar şimdi diyorlar ki bölgeyi Kürtler yönetsin. Aslında bölgeyi Kürtler yönetsin demiyor. PKK. Bölgeyi örgüt yönetsin diyor. Biz yönetelim diyor. İyi de nasıl yöneteceklerini de söylemiyorlar. Peki, hakikaten. Yani orada bir müsaade edin, bir şey soracağım. Şimdi yani Türkiye'nin, Ankara'nın işte orada PKK eliyle diğer Kürtleri de sindiren, bastıran bir oluşum çıkmış ortaya. Bu şimdi benim topraklarımı da tehdit ediyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil mi yani Ankara şimdi, açısından, Türkiye açısından? Bir yönüyle öyle tabii. Yani Türkiye burada PKK ile savaşıyor. Orası da PKK'nın bir kolu gibi, Suriye kolu gibi. Yani Türkiye bundan endişe edebilir. Ama çözüm nerede? Mesele orada. Yani çözüm Kürtlerin haklı taleplerine karşı çıkmak değildir, bundan ürkmek değildir. Siyaseti ne PYD'ye ne PKK'ye endekslememek lazım. Kürt politikasını ne PYD'ye ne PKK'ye endekslememek lazım. Bu örgütler, başkasının söz sahibi olmasına izin veriyor mu? Kürtlerin söz sahibi şimdi olmasına o başka. Onu vermediğinde söyledi. Yani onu söyledim ben. PYD'nin, PKK'nin yanlışları bir gerçek. Ama siyaseti buna endekslememek lazım. Şimdi PKK olmadan önce, PYD olmadan önce de Kürt sorunu vardı. Hem burada vardı hem Suriye'de vardı. Neden? Kürtler haklarına sahip olmadıkları için vardı. PKK ne zaman ortaya çıktı? 70'li yılların sonlarında ortaya çıktı. Ondan önce yok muydu? Vardı. Şimdi yani bakın şeyle başladık biz. Tahir Elçi cinayetiyle başladık. Ve daha gerilere doğru gidiyoruz. Mesele orada. Yani Türkiye bu şiddet ortamına niçin girdi? Türkiye hatta niçin bugün bazı komşularıyla böylesine ciddi sorunlar yaşıyor? Suriye ile hatta Rusya ile. Temelini aradığınız zaman bunlardan bir tanesi Kürt sorunudur. Yani Türkiye kendi içinde Kürt sorununu çözmüş olsaydı zaten bir PKK olayı ortaya çıkmazdı. Suriye ile böylesine şey olmazdı. Yani en azından Kürt sorunu bakımından karşı karşıya gelmezdi. Mesele orada. Yani evet. Türkiye Kürt sorununu çözmelidir. Bu şiddetin ortadan kalkması, iç çatışmanın ortadan kalkması, Türkiye'nin rahatlaması, barışa ulaşması, komşularıyla barışçı ilişkiler geliştirmesi için Kürt sorunu bir gordiyon düğümü gibidir. Bu düğümü Türkiye çözmedikçe bu fasit daire devam eder ve günden güne de gangrenleşir. Öyle olmakta. Ne? Şimdi AK Parti bakımından mesela Burhan Bey örnek veriyor işte daha önceki dönemleri veriyor. Tamam bunu ne PKK'ya endeksleyelim ne de Kemalist politikalara endeksleyelim. CHP'nin o dönemine endeksleyelim. Yani bu AK bir Parti, haktır. Bu tabii haktır. Veriyor. Bir halk var. Onun hakları var. Bu hakları tanımak lazım. Şimdi AK Parti'nin politikalarının geçmişe göre yumuşak olduğu doğrudur. Önce Özal döneminde bir yumuşama oldu. Ciddi bir yumuşama oldu biliyorsunuz. Kısa sürdü. Sonra AK Parti döneminde başladı. Biz bunları küçümsemiyoruz. Biz bazıları gibi toptan işte ya iyi ya kötü demiyoruz. Yani siyah ya da beyaz gibi görmüyoruz. AK Parti döneminde tabii ki olumlu şeyler oldu. Olumlu reformlar oldu. Mesela TRT şeşin açılması. Bu bir kırılma noktasıydı. Yani en azından Kürt dilinin tanınması devlet tarafından. Tabii. Değil mi? Daha önce yani Kürtçe iki kelime edemezdiniz. Şeyde televizyonda filan. Bir televizyon açıldı. Yani devlet bu dili kabul etti. Bunun gibi üniversitelere Kürtçe, Kürt dil bölümlerinin açılması,
önemli bir şey. Kürt sorununun rahatça tartışılması. Bu özellikle işte bu dönemde oldu. Yani AK Parti'nin... Ama arkası gelecekti belki bunların ama PKK engellemiş olmadı mı? Mehmet Bey durdu. Yani bizzat Sayın Erdoğan şey söyledi bir aşamadan sonra. Kürt sorunu artık yok dedi. Daha ne yapalım dedi. Şimdi böyle olmaz. Yani Kürt sorunu hala var ve ciddi boyutlarda var. Çünkü alınan tedbirler son derece sınırlı. Yani sorunun büyüklüğü karşısında sınırlı. Düşünün Kıbrıs'ta bir Kürt toplumu var. Kuzeyde yoğunlaşmış. Eskiden nüfusu 200 bin filandı. Şimdi galiba 500 bine yakın. Çoğaldı. 400 bin, 500 bin. Ama federal bir yapı var. Ve hatta bunu bile az buluyor Türkiye. Diyor ki iki devletli konfederal bir yapı diyor. Şimdi Türkiye'de de Türkiye'nin gerçeklerine göre, Kürt sorunun boyutlarına göre bir çözüm bulabiliriz. Mesela biz buna federasyon diyoruz. Federal bir çözüm. Şimdi bu hala buna hazır değil. Hükümet, devlet, AK Parti de dahil olmak üzere. İşte yani orada... Daha Kürtlerine verelim deniyor. Şimdi mesele bu. Yani bu böyle diye tabii ki PKK'nın silahlı eylemler yürütmeye hakkı yok. Onun fayda yok onda. Evet. Kendileri de söylüyorlar artık zaten. Peki. Yani Öcalan da söyledi, sivil olanlar da söyledi, dağdakiler de söyledi. Bu ayrı bir şey. Ve bence onun gereğini yapmak lazım. Ama Kürt sorununun da çözülmesi lazım. Kürt sorunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bitmiştir. Ama halbuki bitmemiştir dedi Kemal Burkay. Şimdi bir kısım moda söylemler ortaya çıktı. Doğrusu siz yarım saat konuşursunuz. O yarım saat içerisinde iki cümleniz alınır. Ve hakikaten ben Kemal Bey'i tenzih ederim. Vicdan dışı bir tavırla onu sık sık gündemde tutarsınız. Bunu HDP seçimi kazanmak için yaptı. HDP baktı ki bizim bölgede AK Parti'nin %54 kadar bir oyu varsa bunun çok önemli bir kısmı Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'nin kurucu liderine verilen oylardır, verilen destektir. İşte Cumhurbaşkanımızın cesaretinden dolayı, dürüstlüğünden dolayı, dindarlığından dolayı, Kürtlere yakınlığından dolayı çok ciddi bir destek vardı. Şimdi bunlar gece gündüz çalıştılar. Dediler ki biz AK Parti'nin yaptıklarını, hükümetin eksikliklerini dile getirmekle Kürtler nezdinde AK Parti'yi yıpratamayız, bitiremeyiz. O zaman Cumhurbaşkanı üzerinde bir yıpratma çalışması yapıldı. Dediler ki Erdoğan Roboski'nin, Uludere'nin karar vericisidir. Hatta o kadar ileri gittiler katilidir dediler. Şimdi bunu çok açık ve net bir şekilde diye bir şey. Tabii şimdi onu söylüyorlar. Bununla beraber IŞİD'e destek veren insandır dedi. Kobani'nin düşmesini isteyen insandır dedi. Ve Kürt meselesini inkar eden bir insandır diye. Peş peşe bu dört söylem üzerinde siyaset uzun uzun diye siyaset yaptılar. Ama bunların hiçbir tanesinin doğru olmadığı apaçık ortadaydı. Bir kere yani şimdi uçak havalanıyor Allah aşkına oradan 33 tane insanın örgütten olmadığını, kaçakçı olduğunu belki biliyorlardı, belki bilmiyorlardı. Oradaki pilotlar, asker böyle bir şey yaptı. Biz kabullendik mi? Ben kabullenmedim. Kabullenmedim. Kimse kabul etmedi. Kimse yani, kabul etmedi şey. Bunu. Cumhurbaşkanımız o dönem başbakanken eşini ve kızını kalkıp oraya kadar gönderiyor. Yani bunun Kürtlerdeki... Mesela biz tabii, de dedik ki evet. Roboski olayı bizzat hükümeti zor duruma düşürmeye yönelik bir provokasyon. Evet aynen öyle. Yani bu insanlar kurban edildi. Muhtemelen masum öyleydi. İnsanlardı. Evet. Köylülerdi, kaçakçıydılar. Beraber. Yani o krizi iyi yönetemedi dedik hükümet ama. Bizzat olabilir, kendisine karşı olabilir. Ama siz kurulan bir tuzaktı. Bu kadar vicdansızca kullanamazsınız. Bakın bununla beraber IŞİD'e destek verdi. Yani Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz dünyada belki IŞİD'i, DAEŞ'i terörist ilan eden ilk ülkedir. Defalarca kanlı bir terör örgütü demiştir.
Cumhurbaşkanımız. Buna rağmen siz kalkıp çıkıyorsunuz, bunu söylüyorsunuz. Hatta çok enteresan bir şey oldu. Bu Vanlı bir kısım gençler maalesef gitmiş, şeyde katılmışlar. DAEŞ'e katılmışlar. Onlar geldikten sonra tutuklanmışlar. Burada bayramlaşmada görüşen insanlar bana aynen şunu anlattılar. Dediler ki, bunlar diyorlar ki, bizim asıl düşmanımız Erdoğan'dır. Çünkü o burada peşmergenin geçişine izin vermeseydi, orada Kobani'de böyle bir şey yapmasaydı, biz Kobani'yi alacaktık, kalacaktık diye söylüyorlar. Kim oluyor şey? Bununla beraber yani işte Kürt meselesi de, değil yani. Bakın Kürt meselesi yoktur demek de öyle bir şeydi. Şimdi bakın Kemal Bey, benim yani bölgede yaşadıklarımı ben burada dramatize ederek anlatmak istemiyorum. Yani bunları, bu Kürt meselesi yoktur demek o dönemde Cumhurbaşkanımız, ya şu adam, ben genel başkanken gittiğimde insanlar bana dediler ki, ya başkanım, olağanüstü hali kaldır, başka bir şey istemiyoruz. Fakat biz oradan buraya Kürtçe televizyona kadar, işte İngiliz Kürtçe eğitime kadar, dünya kadar adım attık. Siz halen Kürt meselesi, eski şekliyle Kürt meselesi vardır diyorsanız, yok böyle bir onu şey. Onu kastediyor. Örgüt meselesi var diyor. Kemal Bey, yani bir şey soracağım. Şimdi yani sonuçta Cumhurbaşkanı sizin savuna geldiğiniz görüşleri benimsemiş ya da bunu savunacak diye bir şey yok. Aynen. Yok tabii. Evet. Yani çözüm sürecinin zaten sunduğu iki temel parametre vardı. Başka bir şey var Mehmet Bey. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan sadece Diyarbakır'da, Van'da, Batman'da siyaset yapan bir insan değildir. Bunlar aynı zamanda Türkiye'nin tamamında, Yozgat'ta, efendime söyleyeyim, Batı'da da siyaset yapıyor. Tabii Marmara bölgesinde, Ege'de siyaset yapan bir insanın, Karadeniz'de siyaset yapan bir insanın attığı bunca cesaretli adımların mutlaka takdir edilmesi lazım. Şunu ben şey yapacağım. Yani çözüm o süreci dediğimiz şeyin iki temel parametresi vardı. Demokratik siyaset, eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık. Bu şekilde yani Kürtleri red, inkar politikalarında zaten son verdik. Anayasal güvenceyle de bu meseleyi çözeceğiz diye bir irade vardı. Yani hani Cumhurbaşkanı durduğu yerden, şimdi siz federasyonu savunabilirsiniz, başkası başka bir şey de savunabilir ama Cumhurbaşkanı da ben üniter yapı içerisinde bu işi çözeceğim. Dolayısıyla budur diyor. Yani Kürt sorunu dediğimiz mesele de çok büyük ölçüde çözülmüştür demek istiyor. Yani kendi durduğu yer açısından niye yanlış olsun ki bu? Şimdi Mehmet Bey, yani bu sorunu sadece AK Parti'nin veya AK Parti liderlerinin, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işte Başbakan Davutoğlu'nun sorumluluğunda görmüyorum. Yani 100 yıllık, hatta 200 yıllık bir sorun. Bu sorun çözülmediği için hep bir yara olarak işledi. Bunu görmek lazım. Yani Türkiye'de politikacıların, aydınların en başta, çünkü topluma yön verenler bunlardır. Siyaset adamları, devlet adamları ve aydınlar. Yani bunlar meseleyi kavramazlarsa, yahut kavradıkları halde gereğini yapmazlarsa, bu mesele, bu yara işlemeye devam eder. Bu bir fasit daire. Türkiye'nin Osmanlı'dan devraldığı, hatta bazı konularda Osmanlı'nın bile gerisine düştü. Bakın Osmanlı döneminde, ta Yavuz döneminde Kürt beyleriyle yapılmış bir ittifak vardı. Evet. Kürt beylerinin bir takım imtiyazları kabul edilmiş. Bitlisiyle. Kürt beylikleri, tabii. Ayrıca 4 tane Kürt hükümeti var o dönemde. İsmi hükümet. Yani tabii bugünkü anlamda değil. Ama özellik, bir tür yerel özellik bölgede. Ve Kürt medreseleri Kürtçe eğitim yapıyorlar. Kürdistan'daki medreseler Kürtçe eğitim de yapıyorlar. Arapçanın ve Farsçanın yanı sıra. Şimdi bugün de Cumhuriyet'te yasaklandı. Cumhuriyet'te yasaklandı. Belki şey olarak yani buna rağmen alttan alta sürdürmüştür. Onu biliyorum. Öğretmenlik yaptığım zaman Van'da yaptım. Gördüm orada. Hala Kürtçe ders veriyordu hoca o şeylerine, öğrencilerine. Ama Cumhuriyet döneminde resmen yasaklandı bu. Evet.
İşte o tevhidi, tedrisat falan dedik. Tekke ve zaviye kazanma. 13 yıldır problem yok. Tabii, ne oldu? Kürt meselesi hep her ortaya çıktığında, Kürtler her hak talep ettiklerinde ezildiler. Direnişler oldu. İşte Şeyh Said Hareketi, Ağrı, Dersim ve daha onlarcası. Demir'e söylemişti ya, bu 35. midir, 38. midir demişti, evet. PKK'ninki için. 29 demişti galiba. Bitmedi ama. Şimdi dolayısıyla meseleyi getirip bir PKK olayına bağlamamak lazım. PKK'den çok daha öncesi var. Kürt sorunu var. Bu sorun çözülmediği için. Nasıl çözülecek meselesine gelince, burada da tabii devlet adamları, hükümet adamları geliyorlar, kendilerine göre bir sınır koyuyorlar. Ama dünyaya bakmak lazım. Dünyada bu tür sorunlar nasıl çözülmüş? Türkiye ilk defa mı karşılaşıyor böyle etnik sorunlara? Türkiye mi karşılaşıyor? Dünyada başka yok mu? Var. Bakın, dünyada bir sürü federal devlet var. İşte eski Sovyetler Birliği ve yeni Rusya. Rusya'da 21 tane cumhuriyet var şu anda. Sovyet döneminde 16'ydı, evet. Şimdi 21. Yüze yakın otonom bölge ve eyalet var. Ve bunların yerel dilleri resmi dil. Eğitim dili. Şimdi Hindistan böyle. Bilmem İsviçre böyle. Belçika böyle. Şey böyle, İspanya böyle. Katalanların otonomisi var. Parlamentoları var. Hükümetleri var. Ama buna rağmen bakın, Katalanya'da bir bağımsızlık hareketi de var ayrıca. O ayrı bir konu. Bunun için İspanya ordusunu seferber edip onları ezmiyor. Hatta şey yapıyor, referandum falan yapıyorlar. Yani şeyde de yapıldı bu referandum, İskoçya'da da yapıldı. Peki bir şey soracağım ama. Yani bu kadar birikmiş fobiler. Şimdi Hakkari'deki bir Hakkariliği mutlu eden bir çözüm, İzmir'deki bir Türk'ü de mutlu etmesi gerekir, beklenir. Yani eğer burada huzurlu bir gelecek, kardeşçe bir gelecek için bir arayış varsa, olacaksa, bu yani bundan sonra yani üniter yapıyı değiştirerek bulunacak bir siyasi formül iyice bu ayrışmayı körüklemez mi? Şimdi aksine siz çözüm bulursanız ayrışmayı durdurursunuz. Yani nasıl? Üniter yapıyla Türkiye'nin sorunları çözülmez. Tek resmi dille, tek eğitim diliyle çözülmez. Bu şeydir, ayrıcalıktır. Ve bir halk için ayrıcalıktır, ötekisi için de baskıdır. Yani Kürtler kendilerini hep baskı altında hissedecekler. Çünkü dillerini özgürce kullanamıyorlar. Dili kullanmak sadece konuşmak değil. Dili hayatın her alanında kullanmak. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim dili olarak kullanmak. Resmi alanda kullanmak. Kamu alanında kullanmak. Bütün şeyi kesilmiyor. Ve ayrıca kendisini bölgesel planda yönetmek. Yani ademi merkeziyetçilik budur. Muhtariyet, otonomi, federasyon budur. Şimdi böylesine birçok ülke var. Neden? Çünkü ülkenin gerçeklerine göre bunu bulmuşlar. Üniter yapı dediğiniz zaman bunların haklarını veremezsiniz. Yani öteki etnik grupların haklarını vermemeniz lazım. Ama o hakları verdiğiniz zaman niye? Anayasada üniter yapıyı eşit vatandaşlık dediğiniz zaman işte fiilen zaten o bölgede yerel yönetimler zaten hani Türkiye yerel genelinde yönetim onu karşılamıyor ki, belediyeler her tarafta var. Yani Türkiye'nin her tarafında var. Şimdi ademi merkeziyetçi bir sistem. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Hı. Yeni bir anayasa, ademi merkeziyetçi bir sistem ve Türkçenin yanı sıra resmi dil haline gelmesi. Peki. Ha, denebilir ki başka gruplar da var. Yani kendi dillerini özgürce kullanmak isteyen Araplar var, Çerkezler var. Diyelim ki Karadeniz'de yerleri hala dillerini koruyabildikleri oranda Lazlar var. Onlar da yerel planda kullansınlar. Ondan bir zarar gelmez ki, dünya yıkılmaz ki. Şeyi ben örnek verdim demin. Bugünkü Rusya 100'e yakın birimden oluşuyor. 21 cumhuriyet, eyaletler ve otonom bölgeler. Yani demek ki çözmek mümkün bunu. Evet, peki. Burhan Bey. Şimdi tabii sizin geçmişte geldiğiniz yerle bugünkü seviyeyi karşılaştırdığınızda, eğer gerçekten daha kötüyseniz orada şikayet etme hakkınız var. Biz AK Parti olarak 13 yıldır iktidardayız. 13 yıl öncesi Türkiye var. Üniter yapı modeliyle çözülmez bu işler. Şimdi bunları tartışabilmeniz için bir kere
sizin bir tartışma ortamınızın olması lazım. Yani biz bugün, bakın bugün programı siz neyle başladınız? Tahir Elçi'nin öldürülü şekliyle biz başladık. Yani ondan sonra Tahir Elçi'yi kim öldürdü diye gidip araştırma, inceleme yapan insanlara, emniyet gruplarına, ülkenin savcısına, yargısına izin verilmediği bir ortamdan söz ediyoruz. Evet. Dolayısıyla bunların rahat bir şekilde konuşulmadığı bir ortam söz konusu Türkiye'de. Ha, bununla beraber Türkiye'nin yani evet üniter yapıyla alakalı AK Parti'nin tutumu ortada. Yani burada bununla beraber AK Parti Türkiye'de en cesur şekilde bugüne kadar Türkiye'deki sistemleri tartışmaya açan bir harekettir. Geçmişte Özal kısmen başkanlık sisteminde söz etti. Ondan sonra tabii devam edemedi. Zaten ömrü de vefa etmedi. Bugün Türkiye'de açık ve net bir şekilde başkanlık sistemi olsun diyen bir hareket var, bir parti var ve onun liderinin başlattığı bir tartışma var Türkiye'de. Biz kendi meselelerimizin hepsini oturup çok net bir şekilde tartışabiliriz. Ama ben üniter yapının Kürt meselesinin çözümünde Kürtlerin %80, 90, 95'ini ikna edecek bir anlayışın ortaya çıkacağına eminim. Bırak, bakın, bakın ben şöyle, biz eğer bunu tartıştığımızda, çok açık ve net bir şekilde tartıştığımızda bir atmosfer ortaya çıktığında her şey çok açık bir şekilde görülecek. Bugün ben biraz önce söyledim. Kürtlerin neredeyse her şeyi, yani Kürtlerin hüzünleri, acıları, mutluluğu tamamen bir Türklerle... örgüt tarafında esaret altına alınmış. Dolayısıyla buyurun, tartışma ortamının da olmadığı bir ortamdan söz ediyoruz. Sorunu çözelim. O örgütü devreden çıkaralım. Ben daha önceki bir programa da katılmıştım yani, 2 gün önce. Böyle bir güç kimde var? Kürt işte. Sorununu çözün. Bakın, yani siz... PKK boşlukta kalır. Ve dağdan iner. PKK ne yapacak? Şimdi PKK'nin iddiası o. Kürtler adına bir mücadele verdiğini iddia ediyor. Ve bana göre vermiyor. Ya yanlış yapıyor. Ha. Şimdi ben... Kürtler arasında yaşayan bir insan. Ben yaşamıyorum. Benim, yaşamadım. Yani, tabii bölgeden gelen bir insan. Ben Van'daki Kürtlerin ne istediğini çok iyi biliyorum. Ağrı'daki Kürtlerin ne istediğini çok iyi biliyorum. İnanın şu anda bizim burada tartıştığımız mesele çok çok önemli meseleler. Ama Kürtlerin ne kendi Van'daki, bölgesinde Ağrı'daki en az tartıştığı meselelerdir. Var insanı bir kere rahatça konuşmak istediğini söylüyor. Tamam, o da tamam da hani tamam. Bir bu işin kökten çözümü nasıl olur sorusuna. Ya kökten Van'la, çözümü Van'la. Bakın, örnek vereceğim. Şimdi bakın. Özür dilerim. Kökten çözüm. Bütün dünya nasıl yaptıysa Türkiye de öyle yapar. Onu söylüyorum. Yani orada ben. Problem yok. Ama Adem'in merkeziyetçi kelimesi tabii biraz içinin doldurulması gereken bir şey. Siyasi ve belediyecilikte yani, bu AK Parti'nin de desteklediği bir şey aslında. Şimdi düşünün burada bir İşte hükümet olacak. Burada sizin bütün paralarınızı gönderecek. Sizin bütün masraflarınızı karşılayacak. İşte Diyarbakır'a, Van'a, Trabzon'a, efendime söyleyeyim Adana'ya, Tekirdağ'a. Ondan sonra da diyecek ki ben hiçbir şeye karışmayacağım. Adem merkeziyetçi anlayışla bu o mümkün. Değil, hayır o değil. Ya, dolayısıyla aksine tamam. Yani mali konularda tabii. Da her şeyi merkezden beklememek. Yerel evet. Vergiler toplanır, bunun bir kısmı merkeze aktarılır. Sadece merkez ihtiyaçları olayın için. Finans boyutu, para boyutu değildir. Yani şimdi peki... O yani, eski anlayış sizin dediğiniz. Burada Suriye'de biz işte geçen gün orada bir uçak geçti, sınırımızı ihlal etti. Yani orada eğer ülkenin ordusu olmazsa, silahlı gücü olmasın olmazsa... Onu kim fakat yani Adem'in merkeziyeti yani, dediğiniz zaman tamam mı? Neredeyse orada merkezin varlığının tamamen yok edilmesi hayır, düşünülüyorsa şimdi ama Adem'in merkeziyeti Arapçada ne anlama geliyor Adem'in merkeziyeti? Burhan Bey, merkezin, Amerika'da merkez yok mu?
Rusya'da yok mu? Hindistan'da yok mu? Belçika'da yok mu? Evet, Rusya'da yok mu? Pakistan'da, Hindistan'da ben o bölgede 10 yıl bulundum. Öyle bir sistemi, yani şimdi o sisteme zaten, şimdi Türkiye'yi o sistemi Türkiye'de mesela bir şeyde bugün baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin yerel yönetimler kanunu var. Yani bence bunu tartışmak... Bir şey söylediniz demin siz. Evet. Dediniz ki yüzde Kürtlerin %95'i kabul etmez dediniz. 80'den. Yani 80 olsun. Evet. Tam tersi bakın. Doğu Ergil 90'lı yıllarda bir, hem de 90'lı yıllarda. Yani o çatışmaların en yoğun olduğu dönemde. Kürt raporu hazırladı. Evet, bir rapor hazırladı. Orada bir anket yapmıştı. Profesör Doğu Ergil yapmıştı. Biliyorum. Kürtler arasında yapmıştı. Ne istiyorsunuz? Ve birkaç şık sormuştu. Federasyon, eyalet sistemi, bağımsızlık, otonomi veya hiçbir şey. Üniter yapıyı sormamış ama. Efendim? Üniter yapıyı sormamış. Şimdi ama bunların hepsi üniter yapıya şey. Yani hiçbir şey istemeyen üniter yapıyı istiyor demektir. Hmm, evet. Federasyon isteyenler kaçtı biliyor musunuz? %42 idi. Otonomi isteyenler %15. Bağımsızlık filan ve eyalet sistemi hepsi %80'i geçiyor. Kemal Bey... %80'i geçiyordu. Anladım. Yani bir şey Kürtlerin, %80'i bir statü sahibi olmak istiyor. Bugünkü durumu değil. Şimdi bir anketti. Tabii ki yani özgürce karar verme imkanı olmadığı zaman insanlar korkacaklar. Hatta belki insanlar öyle zamanlar olacak ki bir şey istemiyoruz diyecekler. Yani yeter ki canımız, malımız korunsun diyecekler. Ama bunlar pratikte böyle olmuyor. Bir dakika Burhan Bey, bir saniye. Bir şey söyledim. Bir şey yapın. Müsaade edin. Pratikte bunlar böyle değil ki. Evet, ben de onu bunlar söyleyeyim. Siz şimdi federasyon dediğiniz zaman herkes ürküyor. Yani bu diyor işte o zaman diyor bölelim diyor. Şimdi onlar orada kalsın biz burada kalalım. Ürkerseniz sorun çözemezsiniz. Ama yani bu pratikte daire, bu fiiliyatta bu ama. Yani. Ama bu fasit daire devam ama eder. Ama öbür taraftan mesela çözüm süreciyle ilgili anketler yapıldığında da onun sunduğu perspektifte Batı'da %60 çıkıyordu. Doğu'da %90 çıkıyordu çözüm sürecinin. Ben de demokratik siyaset. Bunu Kürtlere sormak lazım. Nasıl yaşıyorsunuz Kürtler diye. Kürtler yaşamıyor mu Doğu Güneydoğu'da? Kürtlerin nasıl yaşayacağına Türkler karar veremez. Hayır. Çözüm yani sürecine destekliyor musun? Kürtler de Türklerin nasıl yaşayacağına karar veremez. Yani bir halkın kaderi ise söz konusu olsa olan kendisi karar verecek. Ya orada ben şimdi demek istediğim bir yani bir örnek daha vermek çözüm istiyorum. Sürecini destekliyor musunuz sorusuna Kürtler ya da Doğu Güneydoğu'dan %90 geliyordu destek. 95. Kimse biz bunu istemiyoruz, bize federasyon lazım demedi o süreçte. Şimdi demokratik, özgür koşullarda olursa ancak bunu görürüz. Bakın ben 90'lı yıllardaki baskıların çok yoğun olduğu bir dönemdi. Buna rağmen Kürtlerin %42'si federasyon demişti. Bu çok önemli. Şeyi diyeceğim, yani bir Güney Afrika, bir de Cezayir meselesi. Yani ürküyor diyorsunuz insanlar değil mi? Güney Afrika yönetimi de uzun zaman siyahlara eşit haklar tanımaya yanaşmadı. Ürktü. Eşit haklar başka bir şey ama. Ürktü. Yani ama ne oldu sonunda? Mandela'yı hapisten çıkardılar, görüştüler, daha çıkarmadan görüştüler ve sorunu çözdüler. Orada demokratik bir geçiş oldu. Böylece hem siyahlar ırk ayrımından kurtuldular, özgürleştiler. Hem de ülke demokratikleşti. Anayasal, hem de beyazlar, eşit yurttaşlıkla çözüldü iş. Beyazlar o değişimi öyle demokratik şekilde olduğu için, barışçı şekilde olduğu için zarar görmediler. Yani diyelim ki ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kalmadılar. Cezayir olayı, tabii farklı bir olay. Yani bugünkü Kürdistan meselesiyle, yani şeyle Cezayir sorunun farkları var tabii ki. Ama unutmayalım, Fransa yıllarca Cezayir'de savaştı. Yani dediler ki Cezayir Fransa'dır dediler. Fransa'dır. Hatta Cezayir ulusu diye bir ulus yok dendi. Bunu bir takım Cezayirliler de kabul etmişti. Fransız parlamentosunda olanlar. Hatta bir, şu anda ismini hatırlamadım. Ünlü bir Cezayirli o dönemde. Grubun başkanı gibi Fransız parlamentosunda. Diyor ki ben bütün Cezayir'e dolaştım. Cezayir ulusu diye bir ulus yok diyor. Mezar taşlarına baktım filan. Adam Fransız parlamentosunda milletvekili. Şimdi ama ne oldu sonunda? Cezayir halkının direnişi, Fransız halkının desteği. Öyle bir durum yarattı ki De Gaulle... kendi eliyle Cezayir'e kendi kaderini, tayin hakkını tanıdı. Şimdi... Ve generaller buna karşı çıktılar. Savaşan generaller. Paris üzerine yürümeye kalktılar biliyorsunuz. Neredeyse gidip De Gaulle'u devireceklerdi.
çok faşizan bir hareketti, militarist bir hareketti. De Gaulle Fransız halkını yardıma çağırdı. Paris sokağa döküldü. De Gaulle'u destekledi. Ve Cezayir çözüldü. Böylesine cesaretli politikalar gerekiyor. Yani diyoruz ya, ürküyor. Halk ürkmüyor. Şimdi ben şahsen o kanıdayım. Yani bunu şey olsun diye de söylemiyorum. Peki. Politikacılar korkuyor Türkiye'de. Çözüme hazır olmayan politikacılardır. Devleti yönetenlerdir. Ben eminim ki Türk halkı Kürt sorunun çözümünü ister. Bu ülkeye barış gelmesini ister. Ne zarar görecek Türk halkı? Burada, 2 dakikamız kaldı. Burada Kemal Bey'e katılmak mümkün değil. Gerçekten şu dönemde özellikle Türkiye'de AK Parti'nin sahneye çıkışıyla beraber çok cesaretli politikacılar, çok cesur bir lider çıktı ve hareketiyle beraber daha sonra aynı hareket bugün ama çok işte. Cesur adımlar attı. Sorun fakat şimdi bakın, yani o dönemde ben hatırlıyorum, Doğu Ergil'in bu araştırmayı yaptığı dönemde ben üniversitedeydim. Hatta Sabancıların finansıyla yapıldığı söylendi. Sonra da Sabancıların başına nelerin geldiğini hep beraber gördük. Tamam. Farklı bir şey. Bakın, ondan sonra Türkiye'de bu cesur adımlar peş peşe atıldı. Fakat şu anda benim Kemal Bey'e olan itirazım, yani bir Kürt olarak ve Kürt meselesine çok büyük emek vermiş bir insan olarak öyle düşünebilir, saygı duyuyorum. Benim de bu şekilde düşünme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Peki, fakat burada bizim hepimizin isyan ettiği, belki Kemal Bey'in de benim de hepimizin isyan ettiği başka bir şey var. Ya biz o dönemde derin yapıların, Türkiye'deki istibdatçı devletin baskısından kurtulduk. Bugün başka bir baskıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yine Kürt meselesini konuşamıyoruz. Bütün mesele burada. Eğer biz konuşabilsek, yani insanlar federasyon mu ister, üniter yapı mı ister, ne ister, o ortaya çıkar. Yani o dönemde %40 yoktur tabii, diyen bir yüzde, şey vardı. Tabii. Bugün de Kürt benim diyendir. Benim diyen insanlar vardır. Bakın, yani o dönemde %42 insan şunu söylemiş, federasyon demiş, ama bizim bildiğimiz başka bir şey var. Çözüm süreci uzun süre devam etti. Ve ona destek de biraz önce Mehmet Bey dile getirdi. Doğu ve Güneydoğu'dan Kürtler arasında. Yani evet. Kürtler dedi ki, evet ben bu çözüm sürecini %95, %97 benimsiyorum. Ve Türkler de dedi ki %70 ben bunu uygun görüyorum. Dolayısıyla hiç çözülmedi. İşte ama silah engel. Yani PKK yüzünden olduğu, çözülmedi diyor tabii, Burhan Kağan. Yani peki, örgütün silahının olduğu ediyorum. Bir yerde maalesef bu tür güzel şeyler konuşmak mümkün olmuyor. Umarım silah susar ve tekrar ben çözüm. De evet, yani ben de istiyorum. Aynen. Kemal Burkay, eski Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı ve Sayın Burhan Kayatürk, AK Parti Van Milletvekili. Her ikinize de teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Size teşekkür. Evet efendim, Akşam Baskısı'nın bu akşam da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.